Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Sen beni durdurabileceğini mi sanıyorsun ya? Ha? Gör bakalım şimdi. Hayır dedim sana Süsen. Hayır. Kafeye gidip Ömer'e her şeyi anlatacağım ve oradaki herkes de bunu duyacak. İyi dinle. Süsen, hiçbir yere gitmeyeceksin. Anlatmayacaksın. Hayır diyorum sana. Anlatacağım. Süsen. Kimseye bir şey anlatmayacaksın. Gitmeyeceksin kafeye falan. Anlıyor musun? Susup oturacaksın Süsen. Süsen, anlıyor musun beni? Duydun mu? Bana bak, bana. Ben geçip susup oturacağım, ha? Ben de susup oturayım o zaman. Süsen! Süsen! Lan bırak! Süsen! Kaan, bıraksana ya! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Kaan! Süsen! Süsen! Bırak! Kaan, bırak! Yapma Süsen, yapma! Yok Kaan, beni bırak! Süsen vallahi... Kaan, dur! Ne yapıyorsun? Dur, dur! Bırakır mısın? Bırak! Yeter! Sen ne yapıyorsun? İn aşağı. Aşağı in Süsen. Süsen değil mi o ya? Aşağı in. Megafon neden elinde? Kaan, ben... söyleyeceğim. Tamam. Ama bak, bunu yaparsan gerçekten her şey çok daha kötü olacak Süsen. Ne olacaksa olsun artık ya. Ben bu yükün ağırlığıyla daha fazla yaşayamıyorum. Olmaz. Bu şekilde olmaz. Kaan, başka bir yol buluruz bunun için. Kaan, bırak, hayır. Başka bir yol yok, ben biliyorum. Nasıl yok? Buluruz ha. Buluruz Süsen. Kaan, bırak, hayır. Baba. Hayır dedim sana. Süsen, ne olur. Hayır, Kaan, yeter. Oğlum, ne oluyor yukarıda? Kaan, bırak lütfen ya. Ne olur Süsen, ne olur. Süsen'le Kaan tartışıyor sanırım, anlamadık biz de. Süsen'le Kaan mı? Olacağım, ayı bir şey açmıyor. Bir şey mi oldu acaba ya? Ne oldu? Size bir şey söylemem gerekiyor. Sen dur, dur. Bak aşağı in, aşağıda konuşalım, tamam mı sen de? Lütfen. Süsen? Kaan! Sen de beni anla, lütfen. Anlamıyorum Kaan ben seni ya. İlgilenmiyorum da. Ben Ömer'e yalan söylemek istemiyorum. Ben hiç kimseye yalan söylemek istemiyorum. Sen de beni anla. Kaan, yoruldum. Yoruldum ben. Kaan. Ben çok yoruldum. Ne yapıyor bunlar ya? Allah kahretsin. Kaan, bırak tamam. Kaan, yeter Kaan, lütfen. Sen... Kaan, ya, ya tutma şunu ya. İzin vermeyeceğim sana. Kaan, hayır, bırak. Lütfen. Kaan, yeter, tamam. Kaan, bırak Kaan.
Ben buna izin vermeyeceğim. Ya Kaan bıraksana! Sen bırak. Kaan bıraksana! Ankara'ya yanlarına çık. Kaan bırak! Kaan bıraksana! Kaan! Sen! Kaan! Kaan! Aç gözünü Kaan. Kaan duyuyor musun beni Kaan? Kaan oğlum aç gözünü. Ne olur aç gözünü. Ambulans çağırın. Hemen ambulans çağırın. Tamam arıyorum. Bir dakika. Sakın hareket etmeyin tamam mı? Sakın. Alo. Ataman Koleji'ne acil bir ambulans istiyoruz. Hemen. Baba. Konuşuyor. Babam. Babam iyi, iyi olacaksın bak. İyi olacaksın ne olur. Ne olur sakin ol tamam mı? Vallahi iyi olacaksın oğlum. Ya nerede kaldı bu ambulans? Tamam teşekkürler. Geliyor. Kıpırdatmayın. Çocukları kıpırdatmayın. Çocukları yanlış bir şey yapmayalım. Süzen iyi misin kızım? Acıyorum. Çok acıyorum. İyi olacaksınız. Tamam mı? Bir şey yok. Baba canım çok yanıyor baba. Dayan oğlum. Dayan bak geliyor. Ambulans geliyor. Dayan oğlum. Ne olur dayan oğlum. Bak, 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 bak. Bir de Orhan Bey de mi bahsediyorsunuz siz diyor. Başına bey yapmış benim kocamı. Ahlaksız, yuva yıkan, terbiyesiz kadın. Madem acaba ne desin? Orhan mı desin, Orhancım mı desin? Bey diyecek tabii ki. Bana bak Oğulcan, delirtme beni. Vallahi senden çıkarım sinirimi ha. Anneciğim gittin kadının dükkanını başına yıkadın yani. Masasını devirdin. Daha çıkartacak ne sinirin kaldı, ne yapacaksın yani? Daha neler yapabilirim ben biliyor musun Aybike? Benim cinlerimi tepeme çıkarmayacaklar. Çıkarırlarsa o lokantayı da yıkarım, bu mahalleyi de başınıza yıkarım. Ben sinirlenmeyeceğim. Yoksa korkun benden. Bu sinirlenmemiş halim. Anne, adam otel yerine gitti, kadının lokantasında kaldı. Lokantasında. Abartıyorsun. Aybike. Hele ikinizden biri o kadının tarafını tutsun. Vallahi silerim size. Ben doğurdum demem, çizerim üzerinizi. Bu da böyle biline. Alo Berk. Ne? Berk ne diyorsun sen? Nasıl düştüler? Çabuk 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 hadi. Hadi çabuk 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 çabuk. Ben babasıyım. Ben de geleceğim oğlum. Tamam geçin. Hızlı olalım. Baba hadi. Ben direkt hastaneye gidiyorum. Tamam tamam hadi. Ben seninle gidiyorum. Hadi. Ne olur biraz daha çabuk. Hadi hadi. Hadi, hadi. Ne olur biraz çabuk. Ne olur biraz çabuk. Doruk ben de seninle geliyorum. Oğlum dayan. Dayan oğlum. Dayan aslanım hadi. Hadi abi hadi. Hadi ne olur. Aslan oğlum dayan. Dayan oğlum bak ne olur çok az kaldı. Biraz daha dayan oğlum. Engel oldum baba. Sen... Sen her şeyi söyleyecektin baba. Aferin oğlum. Aferin Aslan. Korudum baba ben. Ailemi korudum. Melisa'yı korudum. Sizi korudum. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Seninle gurur duyuyorum aslan oğlum benim. Ne olur biraz daha çabuk ne olur yalvarırım biraz daha çabuk ya. Baba. Oğlum. Beni seviyor musun? O ne demek lan? Ulan babanım ben seni. Sevmek ne demek oğlum? Ben sana canımı veririm lan. Kaan, Kaan. Aslanım ne olur aç gözlerini.
Çok az kaldı, ne olur dayan kalma. Bak ne getirdim sana, ne olur dayan oğlum. Bak. Babas, Akif. Baba adı Akif, ben bu aslanın babasıyım. Bu yakışıklı benim oğlum, oğlum kal ne olur. Oğlum ne olur dayan bak. Ulan daha biz seninle hiçbir şey yaşamadık. Oğlum dayan, dayan daha balığa gideceğiz. Daha balığa gideceğiz oğlum. Ulan ne olur bir kere de benim hatırım için inat et lan. İnatçı oğlum ne olur, daha Beşiktaş şampiyon olmadı. Maça gideceğiz oğlum, daha abin de gelecek ne olur dayan. Ne olur dayan, Allah aşkına biraz daha hızlı ne olur ya. Ha ne olacak benimki? Ha ne olacağız? Aynı olacak. Geldik oğlum. Geldik aslanım, geldik. Ne oluyor? Geldik oğlum, geldik ne olur dayan, ne oluyor Allah aşkına bir şey söyleyin, ne oluyor? Hadi, 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 hadi çabuk ne olur hadi. Ne olur hadi biraz daha çabuk. Hadi. Sarsma, sarsma, sarsma ne olur. Dayan oğlum. Dayan aslanım benim, dayan. Baba, Kaan kendinde mi? İyileşecek, iyileşecek oğlum hadi. Kaan hadi duyuyor musun, duyuyor musun bizi Kaan? Nedir, nedir durum? Hastanın yaşı 18, yüksekten düşme vakası. Bilinç kapalı, tansiyon 8'e 5. Hemen ameliyathaneye alın. Hemen acil 2 ünite kan hazırlayın. Doktor, kurtar oğlum. Sana yalvarıyorum, kurtar oğlum. Tamam, sizi merak etmeyin. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi bir misali. Ağlama oğlum. Ağlama, kurtulacak kardeşim. Ne oldu çocuklar? Kaan nasıl? Süsen nasıl? Ya ben de kütüphanedeydim. Şok oldum. İyi misin sen? Ne dedi doktorlar? Bir şey dediler mi? Ulan sen hala konuşuyor musun? Ulan sen hala konuşuyor musun? Ne yüzle konuşuyorsun lan? Ulan sen ne biçim adamsın lan? Lan biz seni bu çocukların başına müdür diye diktik. Çocuklar patır patır düşüyor aşağı. Ölüyor lan, ölüyor. Ulan ben seni gebertirim. Tamam, tamam, tamam. Seni gebertirim lan. Olur, tamam. Sen ne işe yarıyorsun tamam, lan? Tamam, 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 sakin ol tamam. Ne olur, ne olur sakin ol. Akif Bey, inanın ben de anlamadım nasıl olduğunu. Hiç tahmin edemedim böyle bir kaza olacağını. Anlasan şaşardım zaten. Anlasan şaşardım zaten. Sen bostan korkulu musun lan? Lan sen ne işe yarıyorsun? Akif amca. Bak seni öldürürüm. Dua et oğluma bir şey olmasın. Şimdi sırası değil, lütfen. Hala varmadınız mı hastaneye? Kurban olayım beni haberdar et. Bak çok merak ediyorum Aybikem. Tamam, tamam, tamam. Kapattım, kapattım. Tamam. La gencecik çocuklar. Allah analarına, babalarına sabır versin. Çok zor, çok. Hayırdır, niye geldin? Dükkanı dağıttım diye kovdu mu kadın seni? Kapının önüne mi koydu? Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Orhan, hiç mi utanmadın sen bunu bana yaparken, ha? Hiç mi için sızlamadı? Hiç mi yüzün kızarmadı?
Asıl sen utanmadın mı ya rezilliklerinden? Ha? Öyle abuk subuk konuşup kendini küçük düşürmekten utanmadın mı? Ben niye utanacakmışım? Ahlaksızlığı yapan sizlersiniz. Siz utanacaksınız. Hayırdır, ne yapıyorsun? Eşyalarımı almaya geldim, gidiyorum. Gidiyor mu? He, gidiyorum. Senin saçmalıklarına, rezilliklerine dayanamıyorum daha fazla. Anladın mı? Senin yüzünü daha fazla görmemek için de eşyalarımı alıp gidiyorum. Gidiyorsun ha? Gidiyorum. Öyle mi? Al, bunları da gelsin o kadına. Bunları da al, hepsini al. Allah'ım sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver. Şu evden kalbime inmeden basıp gideyim. Göreceksin sen Orhan Efendi. Beni o kadın için terk etmek neymiş göreceksin sen. Çocuklarım da arkamda duracak, yeğenlerim de arkamda duracak. Hiçbirinin yüzünü göremeyeceksin. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Beni o kadın için terk etmek neymiş göreceksin Orhan Efendi. Seni kimse için terk etmiyorum. Ben seni senin yüzünden terk ediyorum. Duydun mu? Senin yüzünden. Hele o kapıdan dışarı bir adımını at. Hele o kapıdan bir dışarı çık Orhan Efendi. Bu eve bir daha asla giremezsin. Hadi. Benimle anlamanla konuşamazsın sen. Allah'ım sana havale ediyorum bu adamı. Allah'ım sen bana yardım et. Kurban olayım ne olursun. Ameliyattan ne zaman çıkacaklar söylediler mi? Yok. Sadece bekleyin dediler işte. Benim aklım hala almıyor ya. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bilmiyorum, ben de kütüphanedeydim. Ne olduysa o an olmuş işte. Ha, Doruk. Anne. Oğlum. Oğlum ne oldu? Nasıl oldu bu felaket? Hiçbir şey bilmiyoruz anne. Hiçbir şey anlamadık. Kafamızı bir kaldırdık. Süsen'le Kaan'ın tartıştığını gördük. Süsen de mi? Ne olduğunu anlayamadan itişmeye başladılar. Sonra ikisi de dengesini kaybedip düştü. Aman Allah'ım. Nasıllarmış şimdi? Bilmiyoruz. İkisini de ameliyata aldılar. Düzelecekler. İkisi de sağ salim çıkacak ameliyatta. Ben de buna inanıyorum. İkisi de düzelecek. O gece olanlar yüzünden mi tartışıyorlardı? Geldim hadi. De. Lütfen bana hayır de. Lütfen, o yüzden olmadı de. Ambulansta söyledi Kaan. Seni korumak için yaptım dedi. Neden? Melisa'yı korumak için. Ailemi korumak için yaptım dedi. Senin yüzünden çocuk içeride can çekişiyor. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Sen seni seven herkese zarar vermekten başka bir şey yapmıyorsun. Herkese felaket getiriyorsun. Ne biçim bir adamsın sen? Ebar sus. Kurban olayım sus. Bir duyan olacak bak. Ya hala bir duyan olacak diyorsun ya. Hala birinin duymasından endişeleniyorsun. Tek derdin bu. Duyacaklarından korktuğumu mu sanıyorsun Nebahat? Hı? Gerçekten duyacaklarından korktuğumu mu sanıyorsun sen? Duyan herkesin hayatı mahvoldu. Ben artık insanların hayatını mahvetmek istemiyorum. Sen kaç kişinin sonu oldun? Senden nefret ediyorum, nefret ediyorum. Ben çok iyi miyim sanıyorsun? Hı? Mutlu muyum sanıyorsun? Ben de nefret ediyorum kendimden.
O içerideki var ya, o benim oğlum, oğlum. Benim evladım. İçeride can çekişiyor. Allah benim belamı versin Nebahat. Allah benim belamı versin. Saat oldu, çıkmadılar hala. Normal mi bu şimdi? Bilmiyorum ki. Daha uzun sürünce mi iyi, daha kısa sürünce mi iyi? Ne olacak, ne bitecek hiç bilmiyorum. Sen benim bu hayattaki en yakın arkadaşım. Birinci sınıftan beri beraberiz. Milyon kere küsüp milyon kere barıştınız yani. 100 milyon kere. Son zamanlar kötüydük tabii ama... benim yüzümden işte. Bizde de tam tersi oldu. Son zamanlarda çok iyiydik. Hatta sevgili olduk Süsel'le. Sen sağ salim çıkamazsa ne olacak peki? Yok, hayır, yok öyle bir şey. İkisi de iyi olacak. Hiçbir şey olmayacak onlar. Merak etme abicim. İkisi de iyi olacak. İçer misin kardeşim? Sağ ol kardeşim. Sana kardeşim dediğim kadar ona demedim biliyor musun? Kaan benim öz kardeşimdi. Ama ben ona hep sırtımı döndüm. Hep uzak kaldım. Selam. Selam. Müsait misin? Bir şey soracaktım da. Yani... çok değilim aslında ama... ne oldu, ne var söyle. Ya ben çok güzel bir yaz okulu buldum da bu yaz ona başvurmayı düşünüyorum. Ama öyle herkesi alan bir yer değil. Yani özel öğrencileri alıyorlar sadece. Bunun benden ne ilgisi var? Değerlendirme şartlarından ilki de bir aile üyesi tarafından yazılmış referans mektubu. En çok da buna önem veriyorlar. Unut. Doruk. Benim senden başka gidecek kimsem yoktu. O yüzden sana geldim. Yani babamla aramız kötü biliyorsun. Annem de öldü. Melisa da başka bir ülkede. Ben... ne olacak iki satır bir şey yazsan? Çok mutlu edersin beni. Kaan, ben senin hiçbir şeyin değilim. Bunu artık kabul etsen iyi olur. Sen benim kardeşimsin Doruk. Sen öyle hissetmesen de gerçek bu. İşte bak, ne güzel kendi ağzınla söylüyorsun. Ben öyle hissetmiyorum. Ve hiçbir zaman da öyle hissetmeyeceğim. Anladım. Hani? Kardeşmiş. Kolay mı ya öyle bir anda çıkıp gelip kardeş olmak ha?
Bence sen kendine başka bir tane referans olacak kardeş Buzlu. Önümüzdeki 50 yıl için beni unut. Keşke onun kalbini kırmasaydım. Öyle olacağını bilsem, değil iki satır, bin satır yazardım onun için. Doruk tamam, yapma bunu kendine. Bak bence Kaan seni affetmişti. Ya dün hatırlasana. Abi kardeş ne kadar eğlendiniz. Eğer sana kırgın olsa seninle öyle güler oynar mıydı? Aynen öyle. Kaan'ın yüzünde güller açıyordu oğlum dün. Senin yanında olmaktan da çok mutluydu. Öyle miydi gerçekten? Evet öyleydi. Hem bak ben inanıyorum. Kaan buradan sağ salim çıkacak. Senin de içinde kalanları telafi etmek için çok zamanın olacak. Kesinlikle. Ben de buna inanıyorum kardeşim. Yeter daha fazla üzülme. Bana baksana be. Bak bir bana. Buradan hep beraber Kaan'ı da Süsen'i de alıp güle oynaya çıkacağız. Tamam? Anlaştık mı? Anlaştık. Yok mu bir haber? Yok ya, daha bir haber yok. Delireceğim. Vallahi delireceğim ya. Ya bekliyoruz burada biri bir haber versin diye bekliyoruz. Hemşire diyor ki doktor açıklayacak. Ortada doktor yok. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Ne oluyor ya? Kötü bir şey oluyor da bizden mi saklıyorlar bilmiyorum ki. Akif amca yeter ya. Bekliyoruz işte, tamam yani, içim şişti. Of, of. Doktor hanım, ne olur iyi haberler verin bize hadi. Süsen Kılıç'ın ameliyatı iyi geçti. İç kanamayı durdurduk. Oh, Allah'ım şükürler olsun. Hadi oğlum Kaan, senden şükürsün hadi. Vücudunda düşmenin etkisiyle oluşan ezinme ve çatlaklar mevcuttu. Fakat şanslıymış ki iç organlarının hiçbiri zarar görmemiş. Çoklu kırıklar sebebiyle sol bacağını alçıya almak zorunda kaldık. Hayati tehlikeyi atlattı yani kızımız. Görebilecek miyiz şimdi peki? Az sonra normal odaya alınacak. O zaman elbette görebilirsiniz. Peki benim oğlum Kaan? Oğlunuzun durumu ciddiyetini koruyor ne yazık ki. Arkadaşlarım ameliyatına devam ediyorlar zaten. Yani ciddiyetini koruyor derken onun da kırık çıkık gibi bir şey, öyle değil mi? Maalesef düşmenin etkisiyle oğlunuzun ciğerlerinde kanama olmuş ve akciğerleri kan toplamış. Arkadaşlarım gereken müdahaleyi yapıyorlar. Benim şimdilik size söyleyebileceklerimin hepsi bu kadar. Çok geçmiş olsun hepinize. İnşallah iyileşecek oğlum. Yatsın değil mi böyle? İyi. Tamamdır. Bacağın çok zorlama olur mu? Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkürler. Süsen, müsait misin kızım? Müsaitim Akif amca. Nasıl? Çok ağrım var mı? Biraz var. Kaan. Kaan nasıl, iyi mi? Hala ameliyatta Kaan. Süsen bak. Kaan bana ambulansta her şeyi anlattı kızım.
Şu anda neden bu durumda olduğumuzu biliyorum yani ben. Ne gerek vardı be çocuğum? Her şeyi bu kadar anlatmak istemene ne gerek vardı? Bu bilgi kimseyi mutlu etmiyor işte, görüyorsun. Bak benim oğlum. Benim oğlum ameliyatta. Seni korumak için. Kızımı korumak için. Beni korumak için. Şu anda ameliyathanede canıyla uğraşıyor benim oğlum. Değdi mi çocuğum? Ben böyle olacağını bilmiyordum Akif amca yani. Ben çok özür dilerim senden. Kaan'dan ben çok özür dilerim gerçekten. Tamam kızım. Tamam ağlama. Süsen ne olur artık bu konuyu kapat evladım. Sana yalvarıyorum bak. Bir baba olarak sana yalvarıyorum kızım. Benim çocuğum ameliyattan çıkacak. Ve biz bu laneti bu hastanede bırakıp hep birlikte gideceğiz buradan. Ve sen bir daha bu konuyu hiç açmayacaksın. Anlaştık mı kızım? Bir isteğin var mı? Yok. Geçmiş olsun çocuğum. Doktor! Nasıl? Nasıl geçti ameliyat? Nasıl oğlum, iyi mi? Çıktı mı, görebilir miyiz? Hastanın çok fazla kanaması oldu. Ameliyat esnasında da birçok komplikasyon oluştu vücudunda. Yani? Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Fakat... Başınız sağ olsun. Yenilmem bu
Ne kadar az yol almışım. Kardeşim. Ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Sıkma canını sen. Ne kadar az yol almışım. Kardeşim. Ne kadar az yolun başındaymışım. Ya insanın da babasıyla maç seyretmesi ne güzel bir şeymiş ya. Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum sen ne diyorsun ya? Şu lafı söyleme dedim bana. İlla döveyim seni, onu mu istiyorsun? Ne? Bu yaşıma kadar gelmişim, baba da ya yemedim demem ben. Bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden. Bu yüzden bir küçük iz bırakmak. İlk baba ve oğulları selfimiz hayırlı olsun o zaman. Aslan evlatlarım benim be. Ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım. Ne kadar az yolun başındaymışım. Kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Abla, ben amcamı çok özledim. Ne zaman gelecek? Bir daha dönmeyecek mi eve? Dönecek tabii ablacığım. Ama istersen biz de onu görmeye gideriz. Bir ara buluşuruz, olur mu? Tamam, olur. Ömer, sen saçını başını tarıyorsun, kolonyalar falan. Bugün büyük gün mü yoksa? Evet, sen dönüyor bugün.
Aşılar mı alçısın falan? Yok, dizden aşağısı hala alçalı da daha rahat hareket edebiliyor artık. Anladım. Şey, o olayı konuştunuz mu peki? Kaan'la falan neden kavga ettiler? Yok. Ne zaman konusu açılsa ya içine kapanıyor ya da konuyu değiştiriyor. Ya ben de zor şeyler yaşadı diye üstüne gitmiyorum açıkçası. Eren familyası, okul yılı için bahçeye bekleniyorsunuz. Geldik, geldik. Anneciğim, ben çıkıyorum. Tamam. Sen ne yapacaksın bugün? Evde misin? İnternette birkaç iş ilanı gördüm. Onları arayacağım. Müsaitlerse görüşmeye giderim. İş ilanı. Hı. Anneciğim, sen Akif amcayla evlenmiyor musun? Ne alaka yani bu? Kızım, ben Akif'le bana baksın diye mi evleniyorum? Anneciğim, sen Akif'le sana baksın diye evlenmiyor olabilirsin. Ama sonuç olarak evleniyorsunuz ya. Yani ihtiyacım olacak diyorum. Ne gereği var? Gerek var kızım. Gerek var. Kimseye güvenmeden ayaklarımın üstünde durabilmek için benim çalışmaya ihtiyacım var. Biz seninle gerçekten çok ayrı kafalardayız, ben söyleyeyim. Konuşmuyorsunuz değil mi? Evlilik olayları falan. Bitti. Ne kadar ayıp ya, harika. Adamın daha yeni çocuğu vefat etmiş, senin ettiğin lafa bak. Anne, ben de anlıyorum herhalde değil mi? Yani kalpsiz değilim ben ya. Ben seni kandırmasın yani. Bir anda konu kapanmasın, bu sefil hayatın içinde kalmayalım diye söylüyorum. Ah kızım. İnsanlar nelerle boğuşuyor, nelerle cebelleşiyor, senin haberin var mı? Yani senin tek derdin şu sözde sefil hayattan kurtulmak mı? Yapma gözünü seveyim. Yani başımızda bir tane çatı var diye sen şükret. Başımın üstünde çatı var, şükrediyorum. Neyse anneciğim, ben sustum. Gerilmek de istemiyorum. Çıkıyorum ben. Ayrıca bir ay oldu. Gayet sorabilirim. Konuşulabilir bu konu. Soruyorum işte, söylesene, merak ediyorum ya. Harika. Bak kızım. Biz evlenmekten vazgeçmedik. Evleneceğiz. Aramızda gayet iyi. Ama şu anda adam kendini toparlasın diye ben üstüne gitmek istemiyorum. Acele etmek de istemiyorum. Rahat ol, tamam? O zaman ben rahatım. Sen bu hesaplarla da uğraşma artık. O işler bizde. Hadi sen okuluna bak. Geç kalacağım. Çıkıyorum o zaman ben. Ciao. Var ya, insanlar böyle ip gibi dizilmişler tezgahın önüne. Elişe elişe alıyorlar da. İnanılmazdı, ben inanamadım yani. Ya tamam oğlum, anladım da ya o adam gibi yapamazsak? Ha, lezzeti mezzeti tutturamazsak elimize patlar o zaman midiler. Ya Ömer'im, lezzet en garanti şey ama ya. Madırım söz verdi, iç plan malzemesini o hazırlayacak. Oğlum bak, şu aşağı meydana çıktık mı müşterinin kralını buluruz lan, kralını. Bak dün gece kendi gözlerimle gördüm diyorum. İki tane sevgili çift geliyor, bir tanesi 10 tane yiyor. Diğeri de gaza gelip ben de 10 tane yiyeceğim diyor. Tanesini 1,5'tan satsak... Ömer'in kalbi temizliği için de 10 tanesi beleşe verir. Ben onu tutarım. Oğlum bak, paraya para demeyeceğiz lan. Ömer, siz iyice çarpın bölün de Olcan'ın hesabına göre iş yapmayın. Aşk olsun Asya. Kızım, alt tarafı 4 tane işlem yapıyoruz. Üçgenin iç açılarını hesaplamıyoruz midye için. Yani sen bayağı ciddi ciddi midye satmayı planlıyorsun, öyle mi? Evet sisterim, evet. Bugüne bugün kendi işinin patronu bir abim var karşında. Ya belki düşünsenize, büyüyüp zincir alırız. Midyeci Eren Fami... Kardeş, daha ona karar veremedim. Bir dakika, bir dakika. Biz bu midyeleri dalıp çıkarmayacağız. Neyle alacağız, ha? Ya benim özel ders parasını sermaye yapacak halimiz yok. Ömer, o parayla karnımızı zor doyuruyoruz. Ne sermayesi? Ya gençler, birazcık relax ama, birazcık relax. Madırım o işe de el attı. Bir seferliğine mahsus
Bütün parayı o verecek bize. Midyeleri ve iç plan malzemesini o parayla alacağız. Sonra da kazandığımızdan harcayacağız. Nasıl? O zaman bu akşam ilk iş günümüze çıkıyoruz değil mi kuzen? Ya hayır deme şansım varmış gibi sorma bana şu soruları ya. Hayır desem dünyayı zindan edeceğim bana. O yüzden her şey tamam. Gidelim. İstediğin yere gidelim. Benim pozitif yatırımcı... Gel öpeceğim. Lan dur, burada öpmeye yaramıyorlar. Oğlum dur bak, millet okuyor çünkü üstünden ya. Lan delisi ya. Babacığım, senin için zor olmuyor mu böyle her gün her gün beni okula bırakmak? Hem bu yüzden şirkete de geç kalıyorsun. Niye zor olsun oğlum? Baba oğul vakit geçiriyoruz işte, ne güzel. E iyi de geliyor bana. Peki. Ya benim için hava hoş. Ben sen zorlanma diye dedim. Ne zorlanacağım lan? Koca Doruk Atakul'un şoförlüğünü yapıyorsun. Estağfurullah babacığım. Senden başka kimim kaldı ki be? Sen benim her şeyimsin oğlum. Şu Berk işi ne oldu? Geçen gün Resul amcanın hisselerinden falan bahsediyordun. He, doğru. Ya iyi hatırlattın. Benim de yeni ortağımla bir konuşmam gerekiyor. Yeni ortağım mı? Oğlum işte Resul vefat edince hisseleri oğluna geçti. Haliyle de Berk benim ortağım oldu. Onunla konuşmam lazım yani. Bu. Aa dur, geliyor. Günaydın Akif amca. Günaydın Doruk. Günaydın. Günaydın aslanım. Berk, ben de seni arayacaktım. İyi oldu böyle okulda gördüm. Bugün şirkete gelmen lazım. Çünkü yönetim kurulu toplantısı var. Alınan kararlarda senin de imzanın olması gerekiyor. Ya siz atsanız olmuyor mu? Olmuyor. Çünkü şu anda hisse sahibi sensin. O yüzden de geleceksin, iki tane imza atacaksın ya. Ya bana kaş göz yapma, aslan parçası yarım saatini alır en fazla ya, vallahi Allah. İyi peki, tamam. Okul çıkışı gelirim ben. Okul çıkışı gel. Gel de böyle gelme. Bir üstüne başına bir takım elbise falan bir şey giy, ondan sonra koca Akif Atakul'un da orta liseli demesinler bana ya. Peki tamam. Takım giyip geleceğim Akif amca. Eyvallah. Hadi ben kaçıyorum o zaman. Size de iyi dersler. Sağ ol babacığım. Görüşürüz ortak. Görüşürüz Akif amca. Görüşürüz aslanım. De takım giydirdik şimdi bize ha? Mecbur. İş hayatı. Vay be. Yönetim kurulu falan ha? Ne havalıymış oğlum. Ya ne havalı ne havalı, sorma. Duyan da neye imza attığından haberin var sanacak ha. Baban çağırıyor diye gidiyoruz oğlum işte. Gideceksin tabii. Şirketine sahip çık. Tabii tabii. Çıkalım bakalım. En iyi anladığım iş bu benim zaten. Böyle takım giyip şirket yönetmek. Biliyorsun en iyi anladığım iş benim tabii, zaten. Yapacak bir şey tabii, yok. Hiç hiç. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Yine çiçek gibi olmuş dükkan. Ellerinizde sağlık. Bir şey yapmadım Gönül Hanım. Ben işimi yapıyorum sadece. Yok, öyle demeyin. Vallahi siz başladığınızdan beri bu dükkan çiçek gibi, mis gibi oldu. Ne bileyim, bak masalar düzenli, servisler nizami. Ellerinize sağlık. Müthiş, gerçekten müthiş. Yani bir şey diyeyim mi Gönül Hanım? Yani hepsi sizin sayenizde. Siz benim burada kalıp çalışmama müsaade etmeseydiniz, bütün bunların hiçbiri olmayacaktı ki. Estağfurullah. O zaman... Müşteriler yoğunlaşmadan sade kahvemizi yapıyorum. Tamam. Ha şey, tamam içelim, içmesene de. Bugün pazar var ya, ben liste yaptıydım. Şu dükkanın eksiklerini alayım geleyim, öyle oturup içelim. Olur mu öyle? Doğru doğru, haklısınız. Tamam, siz o işi halledin, ben de buradaki işlerimi halledeyim. Tamam. O zaman kolay gelsin. Görüşürüz.
Allah'ım, Allah'ım, bir kadın bu adam gibi bir adamdan başka kimi ister? Düzenli, güvenilir, derli toplu, güler yüzlü. Allah'ım, kul istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Ay maşallah, ay maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Hadi görüşürüz bacım. Orhan abi günaydın. Keyifler nasıl yeni iş yerinde? Ha, iyi, günaydın, günaydın İlmiye ya. Olsun, aynı işte bildiğin gibi. Sen ne yapıyorsun? Ben de ne yapayım abi işte. Ekmek aldım da eve gidiyordum. İyi, ben de pazara gidiyorum ya işte dükkanın eksikleri için. Neyse tutmayayım ben seni, hadi görüşürüz. İyi abi, görüşürüz, hoşça kal. Heh, Hilmi. Alo. Alo, Şengül ne yapıyorsun bacım? Ne yapayım bacım, vallahi ev topluyorum ha. Sen ne yapıyorsun? Ben de ekmek almaya çıktıydım da Orhan abiyle karşılaştık sokakta. Konuştun mu? Konuştuk, konuştuk. Haber ver dedin diye arıyorum zaten. Pazara gidiyormuş. Pazara mı? Ha, şimdi yürüdü gitti yanımdan. Ay, iyi, tamam tamam. Kapat, kapat, kapat Hilmi'yi. Hadi konuşuruz. Hadi kızım, göreyim seni. İki dakikaya geliyorlarmış. Ne diyor? Heyecanlı bak. E sen Doruk gelince saçını başına atıyorsun, ona biz bir şey demiyoruz ama. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Yapıyor mu Aybike? Vallahi bilmiyorum. Ben yapmıyorum, onu biliyorum. He, yapmıyorsundur kesin. Benim aşırı manyak sevgilim. Kal. Sen bir daha benim taklidimi yap bakayım ne oluyor. Geldiler. Size iyi karşılamalar, ben kaçar. Bir ay oldu Olcan, sindiremedin mi hala? Vallahi sistrim, sindiremedim, sindiremeyeceğim de. Zaten böyle yeterince aynı sınıfta böyle dip dibe görüyorum. Ha, burada da aşklarına şahit olmak istemiyorum. Hadi bay. Hala seviyor Alfi'yi. Maalesef. Sizi sınıfta görüşürüz. Görüşürüz canım. Selam kızlar. Günaydın. Çok geçmiş olsun tekrardan Süsen. Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok ayakta durma, hadi girelim içeri. Yok yok, yani bir aydır evde otur otur o kadar sıkıldım ki, şu bile o kadar iyi geldi ki yani. Aa, ama ben çok yavaş yürüyorum, derse gecikeceksiniz. Olmaz hadi gidelim. Ya yavaş yürü zaten ya, hiçbir şey senin sağlığından önemli değil. Sağ ol. Ya, bu arada ben arabada sormak istemedim de Dora artık emirlerle gelmiyor mu? O artık hiç gelmiyor. Nasıl? O olaydan sonra ailesi okuldan aldı. Çok ayakta durdun, hadi içeri geçelim biz hadi. Evladım yaslanmayın şu trabzanlara. Gidin başka yerde durun. Şu gömleklerinizi de sokun içeri. Ne bu hal canım? Emir, oğlum sen de sok şu gömleğini içeri. Ay serserilik yapmaya mı geliyorsunuz, okumaya mı, ben anlamadım gerçekten. Tabii Ayla Hanım, tabii. Hadi toparlan. Kadına bak ya. Askeri kampa çevirdi resmen okulu. Aman. Kazadan sonra velilerden iyi fırça yedi de ondan. Belli. Kızım sen de şu saçını toplar mısın lütfen? Hadi bakayım. Topla şöyle derli toplu. Önüne gelecek, birine çarpacaksın, görmeyeceksin. Hah, bak ne güzel oldu böyle derli toplu. Oğlum yavaş. Pardon an. Ayla Hanımcığım. Affedersiniz. Ama oğlum yani biraz lütfen yavaş kapatın şu kapıları. Yavaş açın, yavaş kapatın. Birine çarpacaksınız, bir kaza çıkacak. Tabii tabii, haklısınız. Tamam hadi. Kolay gelsin. Hadi bakayım. Bu ne hal ya? Şu üstünüze başınıza bir çeki düzen verin. Sen de hadi. Allah'ım yarabbim, ben bunların hangi biriyle uğraşacağım? Bana bakın, itiş kakış kavga falan istemiyorum. Trabzanların oradan koşmayın. Koşmayın diyorum, kime diyorum ben? Ayla Hanım'ın yeni versiyonu asayiş Berkemal Ayla. Ne abartıyor ya? Oğlum. Temkinli olmaya çalışıyor işte, ne yapsın? Allah'ım yarabbim.
günler bize. Şaka! Bıraksana! Kız! Bırak! Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Yardım edecek bir şey var mı? Ha, yok ya, biz hallettik. Sağ ol. Yavaş 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 yavaş. Var mı? Vay! Süsi, dönmüşsün sağlara sonunda. Evet ya, döndüm sonunda. Geçmiş olsun. Sağ ol. Artık sen de geldiğine göre Ömerciğin yüzü gülmeye başlar herhalde, değil mi? Gençler, ne yaptık? Aranızdan herhangi biri o malum soruyu sormaya cesaret edebildi mi acaba? En çok da senin merak ediyor olman lazım herhalde, değil mi? Ne oldu? Sen de mi merak edip sormadın yoksa? Ha abisi? Ne diyorsun Tolga? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlamıyorsun. Ya da belki de anlamamazlıktan geliyorsundur ya, değil mi? Sorarsam milletin canını sıkarsam ne olur diye düşünüyorsundur. Acaba bir şey yaparsam kendi canımı da sıkar mıyım diye düşünüyorsundur. Hı? Olabilir mi acaba bunlar? Hani çünkü siz hepiniz çok seviyorsunuz ya. Kimseye bir şey olmasın, aman kimsenin başına bir şey gelmesin, aman aramızdaki birlik beraberlik bozulmasın diye sahte sahte takılmaya bayılıyorsunuz ya. Ve hepiniz bayılıyorsunuz ya sahtekarlığa. Ha? Belki de ondan. Sormadığını merak etmedin mi diye düşündüm. Ha? Ne diyorsun abisi? Oğlum sen niye durup durup can sıkıyorsun lan? Ha? Bir kere de zorlama sabrımızı ya. Vallahi Ömercik, ben kimsenin canını falan sıkmıyorum. Siz bana pas atıyorsunuz. Ben de sizin bana attığınız pası gole çeviriyorum. Olması gerektiği gibi yani. Anladın? Neyse, madem kimse sormadı, cesaret edemedi, o zaman ben sorayım Süsi. O Trabzanlarda ne oldu? Kaan'ın ölümüne sebep olacak kadar sizin aranızda nasıl bir problem vardı? Hı? Anlat bize. Biz de öğrenelim. Sınıfça. Hatta en önemlisi şu abisi de öğrensin. Tolga. Sırası değil, kes. Diyorsun. Yani diyorsun ki aslında bu işlerin sırası var. Ben bilmiyordum. Kusura bakma Ömercik. Senin bildiğin ne var ki zaten can sıkmaktan başka? Ya oğlum sana kimse bir şey sormadı. Atlama şuradan. Sormadıysan sormadım. Kör müsün oğlum bak. Görmüyor musun? Kız konuşmak istemiyor. Oğulcan boş ver. Bulaşma. Tamam. Oğulcan. Aa bir dakika ya. Ya acaba... Ömercik. Kaan'la Süsen'in arasındaki problem sen olabilir misin? Belki de... Bizim Süsen, sevgilisini korumak için susuyor olabilir mi? Eğer öyle bir şey varsa söyle, biz de bilelim. Değil mi abisi? Tolga, kapa şu konuyu. Lütfen. Güldük, eğlendik. Anladık. Ama sizin o Kaan dediğiniz adam benim arkadaşımdı. Ben o adamla kavgalı da olsam, o adam benim arkadaşımdı. Üstelik sizin hepiniz gibi de iki yüzlü falan değildi o adam. Sırf bir ailesi olsun diye şu gerizekalı herifin bütün saçma sapan triplerine katlandı. O yüzden... Süsen... Hadi anlat bize. Kaan'la senin aranda ne oldu? Geri bas la. Aranızdaki problem neydi? Bilmek istiyorum. İsteme! Kız yeterince üzgün. Görmüyor musun oğlum ha? Dur tamam, uyuma şuna. Tolga. Artık yeter. Kapat.
kapatmıyorum. Ve kapatmazsam ne olacak? Hı? Oğlum sen hayırdır lan? Ha? Sen hayırdır lan? Kuzenime dokunamazsın. Ha? Lan yürü git sen. Ama bak şimdi bak. Hey hey hey. Siz git lan. Lütfen hayır. Dur. Ağzınızı açamıyor musunuz lan? Ya kork. Ya kork. Hocam, Ayla Hanım biz bir şey yapmadık. Onlar başlattı. Kes! Bu ne hal ya? Bu ne hal? Bu bir kişinin eseri olamaz. Bu hepinizin serseriliği, hepinizin vahşiliği bu. Size itiş kakış yok demedim mi ben ya? Kavga yok demedim mi? Ne yapıyorsunuz siz? Dingo'nun ahırı mı burası? Siz buraya okumaya geliyorsunuz, serserilik yapmaya değil. Bana bakın, kendinize çeki düzen verin. Bir daha böyle bir şey olursa eğer, hiçbirinizin gözünün yaşına bakmam, öyle disipline falan da göndermekle uğraşmam, direkt atarım sizi bu okuldan. Duydunuz mu beni? Direkt atarım sizi! Toplayın şimdi ortalığı, kendiniz de toplayın. İyi dersler hocam. Sağ olun. Çocuklar, bu sınıfın hali ne böyle? Eğlendik biraz ya. Nerede kaldın Orhan ya? Geliyor. Alo abla. Ne yapayım, idare ediyorum işte. Çocuklar da çok üzgün, çok. Vallahi bir deri bir kemik kaldılar ha. Boğazlarından hiçbir şey geçmiyor, üzüntüden yemiyor çocuklar. Aa, Orhan sen burada mıydın? Abla arayacağım ben. Ya bu telefon da olur olmaz zamanlarda çalıveriyor. Ha öyledir kesin. Görüşmeyeli nasılsın? İyiyim sağ ol. Ben de iyiyim teşekkür ederim. İyi. Aman öyle ol. Hadi selametle. Dur Orhan dur. Bir iki çift laf edeydik seninle. İşim gücüm var Şengül. Ayrıca benim seninle konuşacak bir şeyim kalmadı ya. Orhan, biz hala evliyiz. Ne demek konuşacak bir şeyimiz kalmadı? He, evliyiz. Maalesef öyleyiz hala. Maalesef mi? Öyle mi olduk şimdi? Öyle olduk Şengül. Ama senin yüzünden. Başımıza ne geldiyse senin yüzünden. Sen nasıl istediysen öyle oldu. Senin yüzünden böyle oldu. Tamam, benim yüzümden de sen çok uzatıyorsun Orhan. He, uzatıyorum Şengül. Çünkü memnunum. Hayatımdan memnunum. Senden kurtuldum. Arkamdan iş çeviren kimse yok. İşim var, paramı kazanıyorum, yatacak yerim var, kurulu bir düzenim var. Oldu mu? Aldın mı şimdi cevabını? Hadi selametle. Demek memnunsun ha? Kurulu düzenim var öyle mi? Gör bakalım bundan sonra neyin var neyin yok Orhan Efendi. Ödevi birlikte yaparız diyorsun yani öyle mi? Evet Doruk. Niye şaşırdın? Bilmem. Yani eskiden olsa sen kendi başına yap, takıldığın yerde beni ara falan derdin. Şaşırdım. Belki seninle vakit geçirmeyi özledim. Belki de ben de ödevi bahane ediyorumdur bu sefer, olamaz mı? Olur. Çok güzel olur hem de. Hemen geliyorum. Tolga. Sen bir gelsene benimle. Ne var yine? Ne oldu? Bak, bugün sınıfta olanlar yarım kaldı. Ama devam etmeni istemiyorum. Daha fazla huzursuzluğa yer yok artık, anla bunu. Anlamadım. O ne demek? Kaan'la Süsen'in neden tartıştığını merak etmiyorum demek. Çünkü bu, kardeşimi geri getirmeyecek. Ayrıca o kız yaşadıklarından dolayı yeterince üzgün zaten. Ben üstüne gitmeye gerek görmüyorum. Sen de görme. Yani diyorsun ki Kaan ne sebepten ölmüş olursa olsun benim umurumda değil. Bu işin peşini bırak. Doğru mu? Ben Kaan öldü diyorum. Ve bunun acısı hepimize yeter. Sen de daha fazla bir şeyleri kaşıma artık. Bize anlatmak isteseydi anlatırdı zaten. Anladım.
Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun abisi. Sonuçta onun abisi olan sensin değil mi? Ben değilim. Eğer bu konuda senin için bir problem yoksa benim için de yok. Senin istediğin gibi olsun. Hadi eyvallah. Hadi gidelim. Tamam. Öyle bir projeye giriyorum ki babanızla gurur duyacaksınız aslanlarım. Gel. Toplantı için herkes hazır Akif Bey. Sizi bekliyorlar. Tamam kızım. Ben de şu Resul'ün oğlunu arayayım bakayım neredeymiş geliyorum. Tamam efendim, haber veriyorum ben. Sağ ol. Alo Akif amca. Berk oğlum neredesin? Seni bekliyoruz. Toplantıya gireceğiz. Geldim geldim. Binadan içeri giriyorum şimdi. Heh iyi tamam. O zaman sen direkt toplantı salonuna gel. Ben de geçiyorum şimdi. Tamamdır geliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Akif Bey. Günaydın Akif Bey. Bugün toplantıya biraz geç başlayacağız. Çünkü rahmetli ortağım Resul Özkaya'nın oğlu da bizimle birlikte olacak. O gelsin, öyle başlayalım. Heh, kendisi de geldi. Gelmişler. Merhabalar, merhaba Akif amca. Akif'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Berk'cim. Sen karıştırdın galiba. Burası şirket evladım, okul değil. Veli'ni niye getirdin? Ben konulara pek hakim olmadığım için Akif amcacığım... bari annemle imza attığımızı bilsin dedim. O yüzden beraber geldik. Boşuna yormuşsun oğlum anneni. Annen de neye imza attığımızı anlamıyor ki oğlum neticede. O da konulara vakıf değil. Olur mu öyle şey Akif'cim? Yani koskoca holdingde ne olup ne bittiğinden bizim haberimiz olmasın mı? Bilmeyelim mi yani? Yani bilin. Bilin ama ailecim gerek yok. Yani hiçbir şey değişmedi. Her şey kaldığı yerden devam ediyor. Siz bu holdingden kazanılan parayı çatır çatır yiyeceksiniz. Ben de o parayı kazanmak için elimden geleni yapacağım. Yani hepimiz en iyi bildiğimiz işi yapacağız. Ama tabii... bunun için arada sırada toplantılara gelip imza atman gerekiyor aslanım. Ha dersen ki Akif amca beni uğraştırma böyle iki direm bir çekirdek giyiniyoruz geliyoruz buralara filan. İşte o zaman bir vekil bulmamız gerekecek. Yani bu bizim iş arkadaşlarımızdan da olur. Senin seçtiğin biri de olabilir. Böylece hem sen derslerinden geri kalmazsın. Hem de annen yemesinden, içmesinden, gezmesinden, alışverişinden, spasından, masajından geri kalmaz. Gül gibi geçinip gideriz. Ne dersin? Olur mu? Yani... bilemedim ki şimdi. Ama olur herhalde. Olur ya, olur. Ne olacak? Bunda olmayacak bir şey yok. Olur, tabii ki olur. Ama işte yarına kadar kararını bana bildir ki daha fazla gecikmeyelim aslan. Olur mu? Olur. Hadi madem geldiniz, buyurun. Buyurun, başlayalım. Evet. Bugünkü gündemimizin ilk... başlayalım. Ağzım kırılaydı da demeyeydim yardımcı olurum sana diye. Bak Oğulcan hele ki buradan kazandığın paralardan bana harçlık getirme söz verdiğin gibi gösteririm sana gününü. Ya tamam, tamam sistirim. Yok yok, sabah zenginiz diyorum. Kalkın, kalkın. Bayağı iyi. Oğlum doğru çok yedi ya. Kaç oldu onun hesabı? Vallahi bununla birlikte 6.
Tezgahı açmadan iyi kazandık ha. Maşallah maşallah. Ya afiyet olsun. Oğlum bak bu sefer tünelin sonundaki ışığı görüyorum diyorum. Bak paraya para demeyeceğiz. Ya birkaç hafta sonra olanlara inanamayacaksın. Olcan abi. Çok para kazanınca bana bir şey alır mısın? Sen ne istersen alırım tabii ki. Söyle prenses. Ya bugün Zeynep Ela'da gördüm. Çok güzel ışıklı bir ayakkabı vardı ondan. Çok pahalı lan o. Alırız abicim. Hatta ilk şu onu alırız söz. Ablam ilk önce kirayı öderiz dedi. Yani sonra alırız. Ablan doğru söylemiş evet. Tamam öyle yapalım abicim. Öyle yapalım. Pişt. Tut bakayım kaşığın ucundan. Ya neden? Öyle çalışmadan olmaz. Tamam peki. Gel ben tutayım. Sen koy. Doldur. Doldur, doldur, doldur. Asiye. Beni de sen dolduruyorsun ha. Emel o ayakkabıları ben alsam. Ha? Baksana çok istiyor, çok sevinir. Yok sağ ol ya Doruk. Ya bir ayakkabıdan ne olacak Asiye? Biz alırız ya ondan sonra. Hadi bak dersi kaynatıyorsun. Peki. Ha, gel bak. Sen şimdi doldur içine. Arabanız geliyor Berk Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Harbiden çok sıkıcıymış şu toplantı işi ya. İçim dışım şişti gerçekten ha. Ay yok canım, bana hiç öyle gelmedi. Ne bileyim o son yaptıkları sunum falan. Zevkliydi yani. Ben sevdim. Vallahi o zaman sen devam et anneciğim. Ama beni sal sana zahmet. Ay yok ya. Nereye devam ediyorum tatlım Allah aşkına? Görmedin mi içeride Akif'i? Nasıl ezdi beni? Üstten üstten o bet sesiyle. Sen ne anlarsın Ayla? Sen ne bileceksin Ayla? Uyusun. O seni ezdi diye sen anlamıyor mu oldun şimdi? Öyle mi oluyor? Birisi sen çok iyi anlıyorsun deyince anlıyorsun. Hiçbir şey anlamıyorsun deyince anlamıyor musun yani? Bu mudur? Saçma. Yani sen şimdi öyle deyince haklısın vallahi. Ay bilemedim. Bence sen bal gibi de anlarsın, aslanlar gibi de çalışırsın bu şirkette. Ama yine de sen bilirsin. Ben vekaletimi vermeye hazırım. Top senden. Bu sefer voleyi kesin vurdu. Bak çok yemindim ne. Evet, midye tepsimiz hazır. Oo, baya güzel tezgah olmuş lan. Helal olsun yengeme. Vallahi öyle. Ömer'im bak sana bir şey diyeyim. Bu iş çok kazandırırsa madırma şöyle esaslı bir hediye alalım. Hak etti, doğru diyorsun. Gerçi yengem bunu yaparken hediyeyi hesaba katmıştır da. Neyse. 10 numara 5 yıldız oldu ha. Bir de başında bizi hayal etsene. Sen olsan bizden yer miydin? Oğlum bunları satmayacak olsak ben bunları 5 dakikada yutarım. Mis gibi miydi? Vallahi öyle diyorsan. Oğlum inşallah tadından tuzundan gol yemeyiz. Madır böyle baharatını falan eksik yapmamıştır. Hani durduk yere bir şey çıkmasın. Oğlum Doruk'u görmedi mi? Öpür öpür götürdü ya. Bir şey yok. Gayet güzel. Değil mi ya? Beğendi diyorsun. Ha. Asiye'nin böyle kara kaşını, kara gözünü beğendi diye yemedi. Ya yok be oğlum. Öyle bir şey için midye mi yenir? Gerçi çiğ tavuk yerim diye laf var ama. Yok ya ben yüzünden gördüm. Gayet güzel midyeler. Sıkıntı yok. Öyle diyorsan öyledir. Hadi caddeye geç kalmayak. Aldım tezgah. Uluslararası midye imparatorluğuna giden ilk adımı atıyoruz. Uluslararası mı? He uluslararası. Oğlum bak sen hep küçük düşünüyorsun. Birazcık büyük düşün. Tamam mı? Bak lezzeti falan böyle çok sevilirse... Ben bunu Ay'a bile çıkarttım. Gerçi Ay çok ütopik bir örnek oldu ama olsun ya, NASA'yla konuşurum. Hava da güzel ha. Afiyet bal şeker olsun kardeşim. Yine bekleriz. Oğlum ben sana demedim mi? Ben sana demedim ha. Bak bu işi çok kazandıracak dedim değil mi?
Vallahi haklıymışsın kuzen. Ben bu kadar kısa sürede bu kadar kazanacağımızı düşünmemiştim ha. Şaşırttın lan beni. Oğlum bak sana bir şey diyeyim. Daha bu başlangıç bak. Daha başlangıç. Restoran zincirimize halkalarını galiba yavaş yavaş kuruyor gibiyiz. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Biraz bağıran böyle onu. Beyler kolay gelsin. Eyvallah. Ne kadar? Tanesi 1,5 kardeşim. 5'er tane ister misin? 5 tamam. 2 tane daha koyalım mı? Olur. Koy koy 2 tane daha koy. 15 yapayım. Hadi yap canın sağ olsun. Sevgilisi var ya yanında bir şey diyemez. Buyur kardeşim. Eyvallah. Şöyle vereyim. Kolay gelsin. Eyvallah kolay gelsin. Çok sağ ol. Eyvallah yine bekleriz. Al bakayım koy şunu harçlık yaparsın. Adam. Gel vatandaş gel. Denizin incisi kara incisi burada gel. Ah bizim deli bağırmaya başladı hadi hayırlı olsun. Buyurun buyurun. Oğlum bak sen de bağır biraz ama. Ben bağırmayacağım. O niye? Boğazlarım şey. Nereye park edecek her şey? Arabaları falan da satın geliyor ha. Konnichiwa. Hey, wow. Давайте попробуем. Сколько это стоит? Ne? Oğlum ben anlamıyorum bunları. Money. Ama money, money. İspançını. Не знаю, нет. Наверное, вкусно. Сколько? 50. Ya iki kelime. Где это деньги дай? Деньги дай. Вот. Сколько? Сколько? Ne? Anlamıyorum oğlum bir şey. Yani 5 işte her yerde 5. Tamam, ne yapacağız? 5. Dur. А ты сколько будешь? 5? Не знаю, наверное. Может, попробуем, да? А, böyle koyayım, siz kesersiniz bir yer. Спасибо. Спасибо. Amcacığım. Amca. Oy, kurban olurum. Çok özledim sizi, çok. Ben de seni. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Ne heyetiniz de geldiniz ya. Sen ailenin minik güzel prensesi Emelcik olmalısın. Evet tabii. Memnun oldum. Bu da benim patronum Gönül Hanım. Gönül Hanım aynı zamanda benim ev sahibim de. Siz tanışıyorsunuz zaten değil mi? Evet evet. Hoş geldin canım. Ayakta kalmayın. Geçin oturun hadi. Hadi hadi oturun. Aç mısınız? Bu akşam süper güzel bir menüm var. Ha? Yok biz yedik yemek. Ama benim sihirli top köftelerimden yemek için birazcık yer kalmıştır ya azıcık. Vardır vardır yerler ya yersiniz kızım saçmalama. Zaten köfte patatese bayılır Emel. Neyse ben getireyim hemen. Ha yok yok. Siz misafirlerinizle ilgilenin. Servis işi bende. Abla burası abim lokanta açacağı yer değil mi? Evet ablacığım orası. Ama böyle de güzel olmuş. Neyse ya. Ne yapıyorsunuz anlatın bakayım. Keyfiniz yerinde mi? Vallahi senin yokluğun dışında iyiyiz amca. Amcam deme şöyle ne olursun ya. Aramızda iki sokak var. Özlediğimiz zaman görüşüyoruz zaten. Siz böyle söyleyince ben çok üzülüyorum ha. Ne zaman eve geleceksin amca? Vallahi hiç gelesim yok kızım. Ne yalan söyleyeyim. Yani yalan yok. Şengül'ün yaptıkları beni canımdan bezdirdi biliyorsun işte. Benim burada keyfim yerinde. Kafam rahat. Vallahi geleceğimi hiç sanmıyorum. Prensesimize özel menümüz hazır hanımefendi. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hadi başlayın hadi. Ulan Olcan. Ömer'im. Oğlum bak daha yarısını sattık. Tam tamına 80 TL'miz oldu 2 saatte he. Galiba bu sefer zinciri kurduk gibi. Ya dur oğlum hemen gaza gelme. Her gün böyle satacağımız ne belli?
kurbanın olayım sus. Bak kurbanın olayım sus. Bir kere de ağzını hayır ağacı hevesimi kırma. Tamam açmıyorum ağzımı. Tamam keyfin kaçmasın. Açmıyorum ağzımı. Buyurun buyurun. Hayırlı işler gençler. Hayrola ne yapıyorsunuz bu saatte burada? Mide satıyorduk abi. Yer misin? Vereyim bir tane. Yok kardeş. Mide yemeyelim de. Buradan gitmenizi isteyelim ha. Niye abi? Bir sakıncası mı? Evet var. Bu durduğun yer bizim bölgemiz. Bizden izin almadan kimse satış yapamaz burada. Sakıncası bu. Sakin ol hocam. Sakin ol. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Biz hemen toparlanıp gidiyoruz. Hadi hocam. Hadi. Oğlum neden ya? Neden? Neden? Neden ya? Neden gidiyoruz ki? İstanbul'un her yeri parsel parsel satıldı. Bizim mi birimiz yok? Her yer birisine mi ait? Ya birazcık elimiz avucumuz azıcık bir para geçtiği zaman niye bunlar başımıza uçuşuyor? Sen ne diyorsun bakayım tıfıl? Sesli konuş. Bize mi şey diyorsun? Duymuyorum ben. Yok size bir şey demiyor. Biz sizin olduğunu bilmiyorduk da buranı. Şimdi öğrendik gidiyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıldım canım. Ben sıkıldım ama. Oğlum al şunu hadi. Sen al. Al şu altını. Bunu da al. Şunu al şunu. Lan. Pardon abi ya yanlışlıkla oldu. Mersi. Otur otur tek başına evde. Yapacak bir iş yok. Atraksiyon yok canım. Bir sıkıldı. Ay attım kendimi dışarı. Saldım sokaklara. Dedim yani dur ne boş hadi. Ha dedim iki çift laf edelim de kafam dağılsın. Aradım seni. Çok iyi yaptın hayatım. Vallahi benim de bugün hiç evde kalasım yoktu açıkçası. O yüzden iyi oldu buluştuğumuz. Senin canın niye sıkkın? Hayırdır? Aman Akif'e canım sıkıldı bugün. Berk dedi ki, anneciğim bugün yönetim kurulu toplantısı var, sen bana eşlik eder misin? Ben de tamam dedim. Ha, gittiğime gideceğime bin pişman oldum ya. Daha toplantıdan içeri girdim. Bir eziklemeler, bir aşağılamalar. Bir de toplantı hoşuma gitmez mi ne boş. Bak bak bak. Ne diyormuş bakayım? Hı? Hadsiz. Aman ne diyecek? Sen ne anlarsın Ayla? Sen niye geldin Ayla? Senin burada ne işin var Ayla? Bak. Canım benim, meydanı boş bırakmayacaksın. Akif başına buyruk bir adamdır. Öyle tek başına at koştursun ister. Kimse karışmasın, kimse işine mani olmasın ister. Galiba o bunu biraz dert etmiş anlaşılan. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Ne boş? Bak ne diyeceğim. Sen bu adamı çok iyi tanıyorsun değil mi? Hamlelerini falan anlıyorsun yani. Pardon, 20 yıllık kocamdı. Ya yani ben de öyle tahmin ettim. Ben diyorum ki gel biz seninle ortak olalım. Ya Berk bana vekalet vermeyi teklif etti. İlk başta bir kararsızdım falan ama şimdi düşünüyorum da neden olmasın ya? Hı? Anlamadım nasıl yani? Ya birlikte gidip gelelim işte. Seni de yönetici falan yaparız. Ne dersin? Ay mersi canım da yani ne bileyim şimdi. Akif'le aynı yerde. Aman inşaat minşaat işi ne anlarız biz öyle... Keresteden, kalastan falan. Ya aman ne olacak canım? Ay cin gibi kadınlarız ya. Öğreniriz, bir şey olmaz. Olur, olur. Bence olur bu iş. Ha? Ne diyorsun? Tamam. Şimdi Akif düşünsün. Hadi bakalım. Var ya vallahi bak sinir oluyorum he. Azıcık böyle elimize avucumuza birazcık para geçtiği zaman niyeyse böyle mıknatıs gibi çekiyoruz belayı. Ben anlamıyorum ki. Ya tamam oğlum abartma. Olay büyümeden kapattık tezgahı işte. İyi oldu bırak. Sen de gün geçtikçe şaşırtıyorsun beni he. Ha benim tanıdığım bildiğim Ömer o herifleri papuç bırakmazsan. Şimdi ne olduysa birden hani tamam abi olur abi deyip topladık tezgahı. Ben anlamadım. Anlamadın mı? Oğlum sen balık hafızalı mısın? Benim bu tiplerden çektiğimi bilmiyor musun? Hatırlamıyor musun? Hadi beni geçtim Asiye'nin başına gelenler. Ha? Ya bu adamların bizim tefecilerden farkı ne? Mantık aynı mantık. Uzak duracaksın. Şansa bak arkadaş. Şansa bak. Tam ben böyle voleye vuracağım, para kazanacağım. Herifin uslanacağı tuttu. Oğulcan. Ya tamam ya tam sustum. Oğlum ben istemez miyim para kazanmayı? Ha? Ama bu tezgahı kapattık artık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ne yapalım? Hem bizim sırt sırta verip yapamayacağımız şey yok oğlum. Hallederiz. Yaparız. Rahat ol. Oğlum yaparız yapmasına da. Lan bu işi iyi kazandırıyordu oğlum.
içime oturdu. Oturmasın oğlum, oturmasın. Bitti gitti işte, takılma. Bu da senin payın. Eyvallah. Bir maceranın daha sonuna geldik. Ben kaçar. İyi geceler. Hı? İyi geceler. Ne? Ya iyi geceler! Kuzi. Ya ne? Sıkma canın ha. Tövbe, dalga geçiyor sanki ya. Benimle dalga geçiyor ya. Ben ne yapayım oğlum? Ben ne yapayım? İnşallah takılmaz bu işe ya. 40 yılda bir iş tutturdu ya, üzülecek şimdi. Üzülecek ama yapacak bir şey yok. Adamlar harbiden sıkıntı tipleriydi. Günaydın kuzular. Günaydın yenge. Sabah çocuklara patates yaptıydım. Kafam dolmuş. Bulcana yapmışım. Yarısını da size getirdim. Afiyetleyin. Yersin değil mi Emel'im? Evet. Dün akşam da lokantada yedim köfte patatesi. Çok güzeldi. Afiyet bal şeker olsun canımın içi. Lokantada mı yedin? Evet, amcamın lokantasında. Şey Emel, amcam çok özlemişti de biz de amcamı ziyarete gittik. Orada ikram ettiler. Siz o ahlaksız, yuva yıkan kadının lokantasına mı gittiniz? Hem de beni çiğneyerek, beni hiçe sayarak. Koynumda yılan beslemişim meğer. Yazıklar olsun size. Ya yenge abartma. Çocuk özledim dedi, amcam da orada yaşıyor. Gitmeyip ne yapacaklardı? Ben dün geldi, yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim. Bana bunları yapın diye mi? Bana bu hainliği yapın diye mi? Yenge, ağzından çıkanı kulağın duysun ama artık ya. Bizim kimseye bir hainlik falan yaptığımız yok. Kendine gel. Ayrıca o dediğin de çöpe atmayayım diye getirdiğin yarım tabakla olmuyor, bilesin. Bak, 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 laflara bak. Nankör. Yenge, kendine gel istersen, doğru konuş. Ne olurmuş kendime gelmezsem, amcanıza mı şikayet edersiniz beni? Onun da çok umrundaydım. Amcanız da çok ilgileniyordu benimle. Yenge, çıkar mısın? Hemen rahatsız oluyor. Amcanız dolduruyor siz değil mi? O kadının yanında olun, onların tarafını tutun, beni yalnızlaştırın diye dolduruşa geliyorsunuz. Yoksa böyle konuşmazsınız siz benimle, ben biliyorum. Ama görecekler, siz de göreceksiniz. Hepiniz teker teker geleceksiniz benim kapıma. Geleceksiniz. Oh. Ay kusura bakmayın, tutamadım kendimi ya şuna. Vallahi iyi bile dayandım bu performansa. Ben saçına başına gireceğini zannettim bir ara. Yok, o kadar değil de sinirlendim yani. Bir de bizim aklımız fikrimiz yok mu? Kukla mıyız biz yani? Niye dolduruşa gelelim? Yengem ne ektiyse onu biçiyor. Boş ver, takılma sen. Göreceksiniz. Yanlış gelmişsiniz. Kızlar burası holding, holding. Kafe değil.
Yanlış gelmişsiniz. Yok Akif'cim, gayet de doğru geldik. Yani holdinge geldik biz de. Holdingimize. Holdinginize? Allah Allah. Tamam, tamam. Mesele ne bilmiyorum ama bir şekilde konuşacağız, belli oldu. Hadi siz benim odama geçin, orada bekleyin. Şimdi önemli bir toplantım var. Hadi canım. Evet. Nerede kaldım? Hanımlar. Benim odam yan tarafta. Toplantıdayız. Odamda bekleyin, odamda. Ha yok Akif'ciğim. Bence bizim burada olmamız gerekiyor. Yani madem şirket toplantısı yapılıyor, biz de görelim, anlayalım olan biteni. Değil mi? Ne alaka ya? Şirketimizle ilgili bir toplantı. İşte bu bizi de ilgilendirir diyor. Ayla Hanım. Berk vekaletini bana verdi Akif. Yani an itibariyle karşında oturanlar senin yeni ortağın ve onun yardımcısı. Yardımcısı. Düzelteyim. Biz özel kalem müdürü diyoruz. Aynen. Özel mi kalem müdürü? E hadi. Tövbe estağfurullah. Kaldır başımı ayağını. Vallahi böyle terbiyesiz işte bunlar ha. Hiç büyüğümsün demiyorlar. Çatır çatır bana cevap veriyorlar. Akıl alacak gibi değil. Ama görecek onlar. Hepsi benim elime düşecek elbet bir gün. Yok, çok ayıp etmişler. Çok canını sıkmışlar seni. Ya sen onların yengelerisin. Düşmanları değilsin ki. Ne yapıyor bunlar böyle? Hep o Orhan amcaları dolduruyor onları. Orhan'ı da o kadın dolduruyor, bilmiyor musun ben? Ay inanırım vallahi. O kadın bu mahalleye geldi geleli uğursuzluk başımızdan eksik olmadı. Ayakları öyle uğursuz ki geldi güzelim aileyi dağıttı. Doğru diyorsun Hilmiye. Aa o kadın lokantayı açmasaydı Orhan orada kalabilecek miydi? Aa tıpış tıpış evine dönecekti. Paşa paşa oturacaktı burada. O yeğenleri de üstüme gelmeyecekti benim. Adamsızlıktan bunların hepsi. Ama kadın çok akıllı. Açtı lokantanın kapılarını, aldı adamı elimden. O kadın var ya, ne yılan ne yılan. Hah. Ay doğru diyorsun. O lokanta olmayaydı iyiydi. Of ki of. Bacım sen ne yapıyorsun bu arada? Bu toz ne? Ay sorma Hilmiye, vallahi cinlerim tepemde ha. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de böcek bastı evi. Böcek ilacı. Yandaki komşu verdi, güçlü bir şey dedi. Vallahi dedi köklerini kurutur böceklerin dedi. Ben de deniyorum bakayım, inşallah işe yarar. Ne konuşuyorduk biz ya? Lokanta. Yani lokanta olmayaydı iyiydi. Ha? İşte öyle yani. Kız Hilmiye. Biz nasıl kapattırırız o dükkanı? Aa o dükkan kapanırsa Orhan da evine döner. Ha bu yeğenleri de efendi efendi otururlar. Kız iyi diyorsun da biz belediye miyiz? Nasıl kapatalım kadının dükkanını? Bilmiyorum Hilmi ama bir çare bulmamız lazım. Olmayacak bu iş böyle. Ay doğru diyorsun. Ne yapsak acaba? Bilmiyorum ki. Olacak olacak. Çözüm olacağız. Olacak inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Geçmeyeceğim hadi, itiraf edin. Sıkıldınız değil mi? Sıkılırsınız, normal toplantı bu, sıkıcı bir şey zaten ya. Şimdi ne güzel gidecektiniz kafenize, söyleyecektiniz Amerikanolarınızı, yanında öyle güzel soya sütüyle sıcak sıcak böyle San Sebastian cheesecake'lerinizi çatallarken milleti gömecektiniz. Geldiniz buraya toplantıya. İşte bak vallahi bak, dalga geçmeyeceğim. Gülmeyeceğim de, sıkıldınız değil mi? Doğru söyleyin. Sıkıldınız ha? Yok. Ha benim gayet ilgimi çekti. Yani bilmediğimiz bir sürü detayla ilgili kafa yoruluyormuş meğer. Benim çok hoşuma gitti vallahi. Benim de hoşuma gitti.
Böyle işmiş toplantı falan ne yalan söyleyeyim. Hem meşgul olmak iyi de geldi. Sevdim ben bu ortaklık işini. Değil mi Neboş'cum? Bence biz şirkete daha sık gelelim. Evet, evet. Tam sık gelin şirket. Delireceğim, vallahi de. Tamam, tamam. Madem öyle diyorsunuz, tamam. Ama aynı böyle bugünkü gibi sus pus oturacaksınız. Çıtınızı çıkarmak yok. Anlaştık mı? Bir dakika, bir dakika. Lafını unutma, geliyorum. Ama klasik Akif işte. Boş ver, çatacak yer arıyor. Alo? Akif? Hiç sesin soluğun çıkmadı da bir arayayım sorayım dedim. Ne yapıyorsun? Ya hayatım, sabahtan beri toplantıdayım biliyor musun? Kaç tane toplantıya girdim çıktım sayamadım yani. Ay canım, bize iki tane sade kahve getirebilecek misin? Teşekkür ederim. Bir dakika, Nebahat mı o? Nebahat o, yanında da promosyonu var Ayla. Ya bu Berk imza etkisini annesine vermiş de. Şu anda kendileri benim yeni ortaklarım. Bir dakika, bir dakika. Nebahat'le Ayla senin ortakların mı oldular şimdi? Maalesef öyle canım. Ay Akif, kapat kapat. Şimdi onların yanında konuşmayalım. Tamam. Ben müsait olunca arayacağım seni. Hadi ahu gözlüm. Bay bay. Ya bir düş şu adamın yakasından Nebahat ya. Bir rahat bırak artık ya. Oho. Havalar ısınsa da şu yakacak derdinden kurtulsak arkadaş ya. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne o? Ha. Ya bizim aşağı meydana bir tane pizzacı açılmış da elim ağrıyorlarmış. Şaban abi var ya bakkal. Orada gördüm. Garson bulaşıkçı motokurye aranıyor. E başvuralım oğlum. Bir tek motokurye ihtiyaçları var dedi Şaban abi. Yani bilemedim ben de. Ha. Vallahi ehliyetim olsa ben kaçırmazdım ha. Hem temiz iş. Bunun mafyası da yoktur. Yani buraya sadece biz pizza dağıtıyoruz diyeni duymadın mı? Yani varsa da zaten beni bulur. Yani o zaman da öğrenmiş oluruz. Yoktur oğlum, yoktur. Madem mide tezgahını kapattık, kaçırma bence. Yapıştır. Yapıştırayım. Git oğlum, temiz iş. Kaçırma. Yardım edecek bir şey var mı? Ha? Yok yok, hallederim ben sana. Çık çık. Sen halleden çık. Oğlum dur ya. Çekil. Canım mı çektin ya? Gel. Ah! Ah! Yapacağın iş. Lan burada. Ömer çok acıyor. Gel bir merhem sür. Nereden çıktı bizi böyle gezdirmek bugün? Yoksa sen mi bir şey söyledin? Yok, ben bir şey söylemedim. İçimden gelmiş olamaz mı? Yani tatil günümde sevgilimi bir yanıma, sevgilimin prenses kardeşini diğer yanıma alayım, böyle güzel bir gün geçireyim demiş olamaz mı? Olabilirsin tabii de, ne bileyim, şaşırdım. Şaşırma. Çünkü bana son zamanlarda en iyi gelen şey sizle vakit geçirmek. Senle, kardeşlerinle. Yani belki sebebini tam anlatamıyorum ama siz bana iyi geliyorsunuz. Abla, şuradaki parka gidebilir miyim? Git tabii ablacığım ama biz çağırdığımızda hemen geri dön, tamam mı? Tamam. Biz böyle üçümüz gezdiğimiz zaman kendimi küçük bir aile gibi hissediyorum, biliyor musun? Sanki sen, ben ve kızımız parkta yürüyüşe çıkmışız gibi. Doruk, sen daha çok genç değil misin ya bu hayalleri kurmak için? Ne var yani, kuramaz mıyım? Yani günün birinde sen, ben ve bir sürü çocuğumuz olmayacak. Bir sürü bir de. Yani. Neyse hadi tamam, korkma şimdiden. Önce bir kız bir oğlan olur. Gerisine sonra bakarız ha. Doruk, önce bir biz büyüyelim de. Tamam ya, tamam. E var bizim de bir hayalimiz. Yani yeri geldi, söyledim. Okul olmamasının en güzel yanı da bu. Sağdan soldan annem mi çıkacak diye bakmaya gerek kalmadan takılabiliyoruz. Ama sen annem benim yerime şirkete gidecek demiştin.
okula gelmeye devam edecek mi? Yani ara ara devam eder. Ama yine de eskisinden daha rahat olabiliriz okulda. Var ya, bence vekaletini annene vermen çok mantıklı oldu. Seni tebrik ediyorum sevgilim. İyi yaptın. Kıvrak bir zekaya sahip. Seni de böyle tavlamadın mı zaten? Bence ben seni tavladım. Ya ha sen, ha ben. Şu an böyle olmuşuz ya, ne önemi var ki? Bak ne diyeceğim sana. Okul bitince, ben şirkette çalışmaya başlayınca sen de bana yardımcı olursun. Beraber çalışırız belki ha? Pardon? Benim kapasitem hazır kurulu bir şirkette sana yardımcı olmaya mı yetiyor? Yani ben kendi kendime bir şey olamıyor muyum? Yok be yavrum, nereden çıkardın sen şimdi onu? Yani ben yardımcı olursun anlamında dedim onu yani. Yardımcı olursun diye. Yanlış anlattıysam özür dilerim. Emin misin? Eminim, evet. Evet, eminim yani. İyi o zaman. Tamam. Çalışırız beraber. Canım, huzursuz sevgilim benim ya. Selim. Al işte bak, tam böyle hararetleneceğim, sinirleneceğim. Hemen engel oluyorsun buna. Belki şöyle bir ağız dolusu bağıracağım, çağıracağım. Hemen özür diliyorsun. Neyse, bir dahakine artık. Bir dahakine. Güzelim benim. Canım sevgilim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Kahve? Olur. Evet. Şimdi söyle bakalım prensesim. Bugünkü aktivitelerimizden memnun kaldın mı? Evet, çok beğendim. Teşekkürler Doruk abi. Rica ederim güzel prensesim. Asıl ben teşekkür ederim. O ne? Benim bir yere aramam gerekiyor diye alarm kurmuştum da. Ama sonra da ararım, problem yok. Ya şu mağazadan anneme bir şeyler bakacaktım. Beraber girsek olur mu? Hemen bakıp çıkarım, bekletme. Tabii olur, girelim. Ya bunlar çok güzel. Çok güzel de ne oluyor? Tebrik ederim hanımefendi. Tebrik ederim küçük hanım. Mağazamızın bugünkü 100. müşterisisiniz. 100. müşterisi miyiz? Buyurun küçük hanım, bunu size takdim edeyim. 100. ziyaretçimiz olduğunuz için bu hediye çekini hak kazandınız. Dilediğinizi alabilirsiniz. İstediğimizi mi? Gerçekten mi? Evet, istediğini alabilirsin. Tebrik ederim müsait prensesim. Çok şanslı bir günündeymişsin bugün. Abla, ışıklı ayakkabılardan alabilir miyiz? İstediğini alabilirsin ablacığım. Söyledim. Ben ayakkabının ödemesini yaptım. Siz onlara sadece hediye çekini verin yeter. Anladım Doruk Bey. Hiç endişe etmeyin. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Nuray Hanım, ben bu isteğimle sizi zora sokmuyorum değil mi? Olur mu hiç öyle şey? Küçük bir kız mutlu olsun diye yapmış olduğunuz bu harika bir şey. Elimizden geleni yapacağız. Endişelenmeyin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saat tam 4'te buradayız o zaman. Anlaştık. Hoşçakalın. Ama hepsi çok güzel. Evet ablacığım, hangisini beğeniyorsan. Hani senin şu Zeynep Ela diye bir arkadaşın vardı ya. Onunkilere benziyor mu bari? Bu aynısı ama ben bunu daha çok sevdim. Hangisini beğenirsen. Ama hediye çekimiz yetiyor mu ki? Evet ablacığım, tam olarak aynı rakam. Yaşasın. Deminki alarm, hadi artık mağazaya girin, 100. müşteri olun diye mi çaldı acaba? Ne? Nasıl yani Asiye? Bayağı saçmalıyorsun şu an, hatta uyduruyorsun. Emel'i mutlu etmek için yapsın değil mi? Çok tatlı düşünüldüğü ve iyi organize edildiği için tabii ki sana kızmayacağım. Yani bilemedim. Tamam, belki yapmış olabilirim.
Ama lütfen şu an bana soru sorma. Anın tadını çıkartalım. Tamam. Kim geldi acaba? Ay Bige kızım, kapıya bak. Biri geldi galiba. Yenge ya. İşimiz var kadınla ya. Var sen miydin? E gel içeri, ne oldu? Yok girmeyeyim ya. Olcan arıyor, açmıyor. Bana bir çağırsan onu. Evde değil ki Olcan, işe gitti. İşe mi? Ne çabuk başlattılar ya? Başlattılar mı? Yani kimsenin bir şeye başlattığını düşünmüyorum. Aldı midye tepsisini, çıktı işte, öyle kafasına göre takılıyor. Midye satmaya mı gitti? Evet, ne oldu? Sana haber falan vermedi mi? Yok yok, haber verdi de ben unutmuşum. O yüzden sinirlendi herhalde, açmıyor telefonlarım. Neyse ben giderim yanına. Sen üşüme, gir içeri hadi. İyi tamam, görüşürüz. Ulan olacağım, bir kere lafımı dinle lan, bir kere. Aklında bin yaşa Hilmiye. Vallahi çok iyi akıl ettim bunu. Kız vallahi ben bilmiyordum da televizyondan görmüştüm. Kadının biri kaynanasına kızmış. Yemeğini bundan atmış. Kadın var ya sabaha kadar tuvaletten çıkamamış. Gelini de olsun anlatıyordu. Oradan gördüm. Ama nerede gördüyse gördün. İşe yarayacak ya, önemli olan o. Şimdi müşteriler bu müsili yiyince mideleri de bozulunca bir daha o lokantaya hayatta uğramazlar ha. Eğer o lokantaya kimse adımını atmazsa bu kadın da taş yiyecek değil ya. Tasını tarağını alır gider. Orhan abim de evine gelir, ailesine kavuşur. Ay hadi inşallah. Ay inşallah. Kız, Müsil'de mideyi bozanlar belediyeye de şikayet ederler mi sence ha? Doğru söylüyorsun, ederler tabii. Ne güzel, bela açılır kadının başına. Kız Hilmiye, ne diyeceğim? Bu tehlikeli bir şey değildir değil mi? İnsanlara zarar neyin vermez? Yok, eczacı buna müsil diye verdi. Sadece tuvalette çok fazla çıkarıyormuş, o kadar. Yani başka bir etkisi yok dedi. Hey, o zaman. Bu yeter onlara zaten. O ne? 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 O haplar, niye eziyorsunuz onları? Niye eziyoruz biz bu hapları? Hilmiye ablan hap yutamıyormuş da... Eziver dedi, kurban olayım dedi, ben yardımcı oluyorum. Ya, ben yutacağım hepsini. Ha, iyi. Tamam, kolay gelsin o zaman, geçmiş olsun. Sağ ol Aybikeciğim. Sağ ol. Sağ ol kızım, sağ ol. Tık tık tık, boşuna. Kapağı nerede ha? Tuvalete. Çok iyi oldu bu ya. Şimdi geriye uygun zamanı kollayıp bu müsili mutfağa sokmak kaldı. Sokarız bacım, sokarız. Hele yarın bir olsun, biz hepsini hallederiz. Sen hiç merak etme. Gözünü seveyim Hilmiye. Elimizi çabuk tutalım. Bekleyecek sabrım kalmadı artık. Tamam, sen hiç merak etme. Ah inşallah. Şunları da toparlayalım. Ah bunlar da ziyan olmasın. Gün gelir işimize yarar. Miniye. Keşke mandal olsaydı ya, nasıl? Miniye. Gel vatandaş, gel. Ne yapıyorsun sen? Oğlum bu işi bırakacağız demedim mi ben sana? Dedin ama bu kadar güzel kazandırırken ben vazgeçemedim işte. Oğlum sabah konuştuk ya, kurye muriye yoluyla paramızı kazanacaktık. Nereden çıktı şimdi bu? Ya tamam oğlum, tamam. O işten de ben vazgeçmedim ki. Kurye olmaktan vazgeçmedim. O işi de aldım. Oğlum bak, yalandan macera açma başımıza. Kaldır şunu, hadi. Kaldır, hadi. Hayır ya, kaldırmayacağım.
Oğlum bak adamlar geliyor, çabuk kaldır şunu, çabuk. Ya kaldırmıyorum, kaldırmayacağım. Ne yapacaklar, öldürecekler mi? Hem zaten aynı yerde değilim ki, bir metre ileri aldım. Bir şey derlerse öyle söyle. Oğlum dalga mı geçiyorsun deyip dövecekler seni, planın bu mu cidden? Oğlum kaldırmayacağım diyorum. Lan bu tıfıl bizle dalga mı geçiyor lan? Ha? Kuzen kusura bakma. Abi ben hallettim, sıkıntı yok. Şimdi gider zaten. Lan çabuk toplayıp defolun buradan. Yarın sizi burada görmeyeceğiz lan. Tamam abi, sıkıntı yok. Tamamdır. Ona göre. Oğlum ne yaptın lan sen? Ömer nasıl yaparsın lan bunu? Oğlum başına bela gelmesin diye uğraşıyorum. Sus. Lan gelirse gelsin. Kendi işin olunca mafya ona buna bulaşıyorsun. Benim işim olunca tırsacağım tutuyor. Oğlum doğru konuş benimle. Bizde ayrı gayrı mı var? Bilmiyorum, var herhalde. Korkucan tuttu baksana. Oğulcan saçmalama, kendine gel, doğru konuş benimle ha. Ben gayet kendimdeyim. Sen bana karışma. Satacağım ben. Bırak oğlum, sattırmayacağım. Bırak. Ya bırak, satacağım. Ya satmayacaksın lan. Gel. Gel yeter ya. Oğulcan. Ya yeter, bana karışma. Ben başımın çaresine bakarım. Sen bana karışma, yeter. Başına bela açmana izin vermeyeceğim oğlum. İzin vermeyeceğim. Oğulcan. Oğulcan'ın bu işin peşini bırakmayacağından korkuyordum. Aynen dediğim gibi oldu. Ya adamın anlamadı sanki, ben istemiyorum ha midyelere satmasını. Üstümüze gelen adamları görsen dayak yemedim diye bana dua etmesi lazım ya. Biliyordum ben ama boş yere böyle bir şey yapmayacağını. Adamı korumaya çalıştım, başımıza gelene bak. Olacak iş değil ya. Bilmiyorum yani, ilk defa küsüyorsunuz, çok garip. Umarım uzun sürmez. Vallahi sürecek gibi. Olacağım bayağı sinirliydi, onu ilk defa böyle görüyorum. Vallahi. Da barışmak için adım falan atmayacağım. Ben onu korumak için yaptım. Eğer bunu anlamayacak kadar beni tanımıyorsa zaten diyecek bir şeyim yok. Deme şöyle Ömer ya. Barışın ne olacak? Allah. Selamımı veririm. Alırsa alır, almazsa keyfi bilir. Abla, sen neden hiçbir şey yemiyorsun? Dişim ağrıyor birazcık ablacığım ya. Yemek yiyince kötü oluyor. İlaç içtin mi? Dişçiye falan gidelim mi? Ya bugün hafta sonu ya. Hafta içi geçmezse giderim ben. Tamam, aksatmam. Ben bir hava almaya çıkıyorum. Haydi, ne yapıyorsunuz? Günaydın. Günaydın. Nereye? Ben sana da. Sen nereye? Ben birazcık dışarıda hava alacağım. Aybike. İyi, görüşürüz. Ulan yarabbim ya. Ne oldu, siz küstünüz mü? Ben değil de beyefendi küstü bana. Ne? Ömer bu tarihte bir ilk. Şaka falan yapmıyorsunuz değil mi bize? Yok kızım, ne şakası. Tribe girdi herif, baya baya küstü bana. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Benden özür dileyene kadar böyle. Özür. Olcan bilmez öyle şeyler, saçmalama. Ya vallahi o da kusura bakmasın, suçlu olmadığım yerde özür dilemem. Hem ben büyüklük yaptım, selamı verdim. Barışmaya meraklı olsa alırdı selamı. Ben de dün anlamıştım sende bir şeyler olduğunu da hiç böyle üstelemedim. Peki mesele neymiş, ne oldu ki? Oldu bir şeyler işte ya. Küs kalmak istiyorsa küs kalırsın, ne yapalım? Neyse ben sahile gidiyorum, biraz hava alayım. İyi, görüşürüz. Görüşürüz. Ay ne boş. Şu holdinge geldiğimizden beri havası nasıl değişti, fark ettin değil mi sen de? Ya sabah herkesin yüzü nasıl gülüyordu? Gördüm hayatım, gördüm. Sıkılmışlar tabii Akif'in höt höt asık suratını görmekten. Sevindiler tabii bizi görünce. Güler yüzlü patronlarımız oldu diye. Aynen öyle. Hanımlar. Geldi. Bakıyorum yerleşmişsiniz. Yerleştik Akif'ciğim, evet, sağ ol. Senin de artık bir hayırlı olsun hediyeni bekliyoruz ama, değil mi? Aa, gelmedim daha ya.
Çelenk yollamıştım aslında. Eli kulağındadır, gelir. Ya ben şey için rahatsız ettim sizi. Hani toplantı falan olursa haber ver demiştiniz ya. Bugün öğleden sonra çok önemli bir toplantı var. Gelmek isterseniz. Ah, Akif'ciğim tabii ki geliriz. Gelmez olur muyuz hiç? Gideriz değil mi ortağım? Gideriz hayatım, gideriz. Önemli bir toplantıysa kaçırılmaz. Gidilir. Şüphesiz. Gidilir. Yalnız sizden bir şey rica edeceğim. Bakın çok önemli bir ihalenin toplantısı bu. Bakın ben her şeyi ayarladım. Zaten organizasyon da bende. Toplantıyı da ben idare edeceğim. Rica ediyorum sizden. Tek bir şey rica ediyorum, konuşmayın. Saat 4'te toplantı salonunda olacak toplantı. Yalvarıyorum, ağzınızı açmayın, konuşmayın, gerisi bende, tamam? Anlaştık. Ay, o ne saçma bir istek ayol? Ha, biz süs bebeği miyiz yani? Biz senin ortağınız. Ortak. Ailecim, bilmediğin konularda konuşmamak süs bebekliği değildir. Kafanı kullanmaktır, zekice davranmaktır. Şirketin iyiliği için susacaksınız, bu kadar. Akif, sabah kahvesine geldim. Müsait miydin hayatım? Müsaitim hayatım. Aa. Nebahat, sen ne yapıyorsun burada? Stajyerliğe mi başladın yoksa? Hayır canım, stajyer değilim. Özel kalem müdürüyüm. Ha, bir işe yarıyorsun yani sonunda. Senin görevin nedir canım burada? Benim canımı sıkmaya çalışmak mı? Oldu. O zaman biz kahvemizi içelim. Yarın görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi canım. Hadi canım. Ay geldi Kene, geldi. Kurtulamadım bir türlü şu soğuk nevaleden. Aman. Aman boş ver beni, boş. Ne düşürüyorsun enerjini? Think pink hayatım. Think pink. Takma şunu be. Ay aman ne takacağım? Aynen. Nasıl kıskanıyor belli değil. Çatlasın. Geç canım, buyur. Sen bak bakayım bana bir. Ya Nebahat'la aile canımı sıktı demeyeceksin, değil mi canım? Yani... Bayılmıyorum onların tabii burada olmasına ama yapacak bir şey de yok anladığım kadarıyla. Ben de bayılmıyorum. Ama ne yapacaksın işte, çocuk vekaletini annesine vermiş. Ama bir şeyden de anlamıyorlar zaten. Öyle gelirler giderler bir süre. Havalarda düzeldikten sonra iyice sıkılırlar, ellerini ayaklarını keserler ya. Doğru. Aileyi pek iyi tanımıyorum ama... Nebahat'in burada ne yapacağını gerçekten merak ediyorum. Hiçbir şeyden anlamaz ki o. Aman Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Şuraya müstakbel eşim gelmiş, bir kahve keyfi yapacağız. Hiç kimse şu anda benim moralimi bozamaz. Bitti. Müstakbel eşim mi? Evet. Müstakbel eşim ne oldu ki? Ne bileyim. Kulağa bir tuhaf geldi ama sevdim. Hadi içelim şu kahveleri. Müstakbel eşim. Bak ya, bal damlıyor ağızdan, bal damlıyor. Vallahi Orhan Bey, bereketinizle geldiniz. Siz başladığınızdan beri işler çok iyi gidiyor, maşallah. Vallahi ne mutlu bana Gönül Hanım. Bir katkım olduysa ne mutlu bana. Ay ne demek, sadece katkınız olsa iyi. Sizin varlığınız yeter, varlığınız. Neşeniz, güler yüzünüz, efendiliğiniz yeter. Ama ben çok mutluyum sizinle beraber olduğum için. Evet, şey yani çalıştığım için. Ben de çok memnunum Gönül Hanım. Gerçekten ben de sizinle çalıştığım için çok memnunum. Gönül abla. Efendim? Güllaçları ön tarafa bir yere koyayım mı? Soğusun. Tamam canım, koy sonra dolaba koyarız. Şey Gönül Hanım, ya ben de şu yufkacıya gideyim yani. Keçi sütüydü, yumurtaydı, bir sürü siparişim vardı. Gecikmeden onları alayım. Olur, tamam. Orhan abi, ben de geleyim mi senle? Taşıyamazsın o kadar şeyi. İyi, hadi gel beraber gidelim, hadi. Kolay gelsin. Size de. Ayrılamadı şu kadının yanından ya. Takılma bacım sen şimdi ona.
Hele biz şu operasyonu bir başarıyla halledelim. Şu kadının dükkanı bir kapansın. Zaten bir daha birbirlerini nereden görecekler ki? Doğru diyorsun. Çıktı. Hadi bacım, kolay gelsin. Tamam, hadi. Hadi. Yardımcı olabilirim. Pazardan 3 kilo soğan almıştım da poşet yırtıldı. Hepsi yerlere döküldü. Rica etsem bana bir poşet verir misiniz? Tabii tabii, veririm hemen. Ay, çok iyi olur vallahi. Şurada var. Aha, evet. Buyurun. Ay, benim de belim öyle ağrıyor ki nasıl eğilip toplayacaksam onları. Ben yardım edeyim size. Ay, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ay. Ha. Size de çok zahmet oldu. Ay, ne olacak canım? Estağfurullah. Bittin sen gönül, bittin. Hak ettin bunu sen. Biraz çamurlu falan oldu ama neyse. Olsun olsun, hiç önemli değil. Stresiz hallettik. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim, ne demek, komşuyuz şurada. Ya öyleyiz. Oldu, görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Hepsini döktüm. O lokantada yiyen müşterilerin hepsi anında tuvalete gidecekler ha. Gönül'ün lokantası da olacak sana cırcır lokantası. Vallahi kadın da öyle tatlıymış ki ha. Acaba kötülük mü yapıyoruz diyorum. Himi, abuk subuk konuşma Allah aşkına. Tatlıymış matlıymış. Sen kimin tarafındasın? Yok canım. Öylesine söyledim ben zaten. Hadi biz gidelim, burada durmayalım. Görürler falan. Hadi gel. Gel gel. Ay ne boş. Neyi akıl ettik de geldik şuraya? Boş boş toplantı bekleyecektik. En azından kendimizi ödüllendirmiş olduk. Masaj çok iyi geldi. Şu Suzan gerginliğinden sonra rahatlattı beni. Ay bakalım toplantı nasıl geçecek? Aman sus sus. Toplantı moplantı deme, şu güzel ambiyansı bozma. Düşündükçe geriliyorum. Yani... Hani mevzu inşaat olmasa bir iki fikir beyan edeyim hadi. Ama hayatım, hiç anladığım bir konu değil ki. Yani Akif'in dediği gibi sus pus oturmaktan başka da bir çare kalmıyor. Bak var ya, biz inşaat işinde değil de kozmetik işinde olsaydık bak gör o zaman. Susturabilene aşık olsun. Ay ne güzel söyledin vallahi. Doğru diyorsun. Ya şimdi olmayabilir belki ama... İleride neden olmasın? Ya sonuçta koskoca holdingin ortağıyım. Yani yeni yatırımlar yapmak istiyor olabilirim. Neden olmasın? Hanımlar, geldiğimden beri kulak kabartıyorum ama... eğer siz kozmetik işine girerseniz ilk müşteriniz kesin ben olurum. Aa, niye ki? Kim bu? Ay ne bileyim ayol. Niye mi? Geldiğimden beri ikinizi de inceliyorum. Cildiniz çok güzel. Parıl parıl parlıyorsunuz. Ne kullanıyorsunuz böyle diri tutmak için? Bana da söyleyin. Ay yok canım, Mersi. Senin de güzel. Ay bana formülü söyleyin, o zaman güzel olacağım. Canım, isim ne? Gözde. Gözdeciğim, ben de ne boş. Ben de Ayla, memnun oldum. Memnun oldum Ayla. Şimdi tamamen doğal yöntemler. Kozmetik bir şey yok. Benim rahmetli anneannemin meşhur bir formülü vardır. Biz bütün sülalenin kadınları onu kullandık. Formülü arkadaşıma da verdim. İkimiz de onu sürüyoruz. Ciddi misiniz? Müthiş görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Hayatım, istersen yaz telefonunu. Sana da atarım ben formülü. Ay, sakıncası yoksa. Ay tabii ki, tabii ki. Olur mu? Ay
Hemen. Ay bana bak ne boş. E biz bu bakım kremini üretip satsak ya. Evet. Yani Akif inşaata baksın. Biz de kozmetikten yürüyelim işte. Ne diyorsun? Ay vallahi olur. Bak bu olur işte. Hem de rüya gibi olur. Değil mi? Bence de güzel olur. Yalnız bir şey soracağım. Biz geç kalıyoruz ha. Toplantı başlayacak. Kalk. Ay evet evet. Daha giyineceğiz yarım saat. Hadi. Ay benim de 4'te randevum var. E o zaman formülü unutmayın ama acelesi yok. Tamam canım. O iş bende. Atacağım ben sana mutlaka. Tabii tabii. Sen atarsın ya. Boş hadi. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hı. Görüşürüz. Hadi hadi. Ay kızdım. Anca giyineceğiz. Detoks içeceğimi de içmedim. Baba. Oo kızlar. Bu ne sürpriz ya, hoş geldiniz. Ver yardım edelim. Yok yok, gerek yok, ben taşırım ya. Hayırdır, beni görmeye mi geldiniz? Ya bir müsaitsen bakalım dedik amca. Orhan abi, sen ver bana onları, siz rahat rahat konuşun. Ha, sağ ol kızım, hadi. Uy, kurban olurum ya, müsaitlik ne demek ya, çok özledim sizi. İyi tamam, hani olanlar nerede? Onlar hava almaya çıktı. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı mı? O ne demek şimdi? Ne oldu? Bir sorun mu var? Ömer abim, Oğulcan abim küstü amca. Küstü mü? Bu ne demek ya? Ya bir şey olmaz, ne olacak? Barışırlar. Çözsen sen çözersin diye düşündük. Ya çözerim tabii kızım. Allah'ını seversen atla deve değil ya ya. Çağıralım bakalım, dertleri neymiş anlayalım. Dertlerini biliyoruz da biz aralarına girersek bizi umursamazlar. Sen büyüklerisin diye dinlerler amca. Dur dur. Arayayım da halledeceğim. Hadi girelim içeri. Gir, girin. Bakın hanımlar, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bu ihale bizim, alacağız. Başka yolu yok yani. Tamam mı? Ben bütün çalışmaları yaptım. Sizden tek bir ricam var ya. Konuşmayın. Oturun burada böyle güzel güzel, sessiz sakin, kardeş kardeş oturun. Ağzınızı açmayın. Tamam mı? Beni izleyin, işi öğrenin. Anlaştık? Ay hadi Akif, hadi canım, hadi. Sen bize iş mi öğretiyorsun artık? Yani. Biz zaten yakında kendi şahsi markamızı yaratıyoruz. Aynen öyle. Aman. Aman, aman efendim, aman. Hoş ki... Aa, aa. Kızlar, sizin ne işiniz var burada? Aa, aa. Ben şok yalnız şu an. Gözde Hanımcığım, asıl senin ne işin var burada? Aa efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kıymetli vaktinizi ben sizin hiç almayayım çok fazla. Ben sunumu hazırladım. İsterseniz hemen sunuma geçelim mi, o şekil mi yapalım? Yalnız bu kadınlar bu şirketteyse ben her şeyi okuyayım. Maşallah zehir gibiler. Yani şu anda diğer teklif veren şirketlerden 10 adım öndesiniz Akif Bey. Benim hiç sunuma falan ihtiyacım yok. Sunuma falan... Ne oluyor ya? Ne oluyor şu? Şaka mı bu? Biz çok iyi anlaştık. Yalnız bir tek şartım var. Kremin formülünü unutursanız bu iş yatar. Aa, aşk olsun Gözde Hanım. Hiç unutur muyuz? Hem ayrıca bundan böyle siz bizim bir numaralı müşterimizsiniz. Ne demek Gözde Hanımcığım, ne demek? İlk kavanoz size şirketimizden hediyedir. Lütfen. Kavanoz ne krem? Vallahi ben hiçbir şey anlayamıyorum şu an. Yani gerçekten nutkum tutuldu. O şekilde şu krem kavanoz ne oldu? Peki biz ne, anlaştık mı şu an? Anlamadım. Bundan sonraki projemizde büyük olasılıkla sizinle devam edeceğiz Akif Bey. Yardımcım Ersan Bey dosyalara bakar, bana rapor eder. Bir aksilik çıkarsa ben hanımlarla iletişime geçerim. Siz rahat olun Akif Bey. Bundan sonra top bizde. Gör bak bakalım şimdi İlmiye neler oluyor. Ha? Müşterilerin midesine ağrı girince bırak lokantaya gitmeyi, o lokantanın sokağından bile geçmeyecekler. Vallahi çok güzel çözdük biz bu işi Şengül. Herkese rezil olacaklar. Damarıma basmayacaklardı. Müstahak onları, hak ettiler bunu. Kız. Ya o güllaçtan Orhan abi de yerse? Yesin. Müstahak ona. Bana yaptıklarının acısı midesinden çıksın. Tehlikeli bir şey değildir değil mi? İnsanlara zarar neyin vermez? Eczacı bunu müsil diye verdi. Sadece tuvalette çok fazla çıkarıyormuş, o kadar. Tuvalete çıkaran.
şey yaptım Hilmiye. O kadının biletini kestim bacım. Daha ne yapacaksın? Müsil ilacı diye böcek ilacı koymuşum güllaçın içine. Ne? Şarjım bitmek üzere. Babamın yanına uğrayacağım. 5 dakika oraya geçiyorum. Olcan da oraya gidiyor. Açmıyor, telefonu kapalı. Ay ben çok kötü bir şey yaptım Hilmiye. Allah benim belamı versin. Olcan'ın da çalışası tutmuş öyle mi? Vallahi öyle oldu amca. Hak vermiyor da değilim aslında. Hani güzel iş, güzel para kazanıyor falan filan ama yani... başıma da o kadar iş geldi. Bir daha bela ister miyim? Kim ister oğlum ya? Belaya bulaşmak Allah'ını seversen. Bence de doğru yapmış. Ya bu aile bir Asiye vakası daha kaldıramazdı. Öyle de işte. Oğulcan beyefendiye anlatamadık bunu. Anlatacağım ben, anlatacağım. Sen merak etme. Gelsin konuşacağız. Evet. Size güllaç getirdim. Tatlı yiyin. Tatlı konuşun diye. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun. Şöyle vereyim. Al canım sen de. Heh. Gel de aslan oğlum gel. Ben daha sonra geleyim. Gel buraya. Gel. Geç lan şuraya. Geç. Güllaç yemeden hiçbir yere gidemezsiniz beyefendi. Buyurun. Otur şuraya. Otur konuşacağız. Otur. Ya benim biraz dişim ağrıyor da bunu yemeyeyim. Şimdi tatlı kötü gelir. Aslında Gönül Hanım ya ben de yemeyeyim. Daha yeni yemek yedim ya şişirir şimdi. Benim tatlım olacağın yer. Tamam peki. Afiyet olsun. Bırak lan çatalımı. Güzel olmuş. Allah! Allah kafana yardım et Allah! Kurulurum Allah! 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 Allah kafana yardım et Allah! Daha ne var ne yok ya? Anlatsanıza. İyi baba, ne olsun. Aynı. Senin şu özel ders verme işi nasıl gidiyor? Devam amca. Devam. Ne oluyormuş? Şey, ağzım bir... vurdu ya. Su iç. Al şunu iç. Yavrum. Hı. Oğlum sen niye terledin böyle? Olcan. Baba. Heh. İyi misin oğlum? Ah! Olcan! 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 Ne oluyor ya Olcan? Olcan! Ne oldu burada? Ne oldu bu çocuklara? Ne oldu burada Aybüke? Ömer! Ne oldu çocuklara? Ömer! Aybüke! Ömer! Ömer! Aybüke! Aybüke Ömer! Yavrum! Yavrum kendine gel! Ömer! Ömer ablacığım! Amca bir şey yap! Ne oldu? Bir şey oldu çocuklara. Çocuklara bir şey oldu. Ambulans yandı oldu. Bir şey oldu. Ömer, Ömer. Ne oluyor bir şey? Aybüke. Yavrum. Kendisi gel çocuğum. Ömer. Aybüke kızım. Ne oldu Ömer? Ömer ablacığım kalksana. Ömer. Amca bir şey yapsana ne oldu ben anlamıyorum. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Allah'ım kızım. Ne yaptım ben? Gene ne yaptın Allah'ın cezası kadın? Ne yaptın? Söylesene! Kızım, kızım kendine gel ne olursun. Aybüke! Yenge ne yaptı kardeşlerime? Amca! Yenge!
Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden.